Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ebu Cafer Ahmed ibn Muhammed ibn Selamet ibn Selamet el-Ezdi Tahavi rahmetullahi aleyh. Bu okuyacağımız kitabın ismi Şerh-i Meali'l Asar. Bunun müellifi Ebu Cafer Ahmed el-Tahavi'dir. Burada babasının, dedelerin ismini, lakabını, nereli olduğunu zikrediyor. 229'da doğmuş, 321'de vefat etmiş. Taha Mısır'da bir yerde, tercüme-i hali uzun. Bu zat evvela Şafii'ymiş, sonradan Dâis-i Müzeni'nin İmam-ı Ebu Hanife'nin yahut İmam Muhammed'in kitaplarını çok okuduğunu görünce kendisi de o kitaplara bakmış. Ondan sonra hoşuna gitmiş, terk etmiş Şafii mezhebini, Hanefi olmuş. Bu zat buyuruyor ki rahmetullahi aleyh, se'eleni ba'du eshabina min ehlil alim. Ehli alimden, bizim dostlarımızdan yahut talebelerinden bazıları bana dediler ki, yani istediler ki, en ada'a lehu kitaben. Ben ona bir kitap vad edeyim, yani bir kitap yazayım. Ezkuru fihi, o kitapta zikredeyim. El asar el me'surete an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den me'sur olan, gelmiş olan eserleri zikredeyim. Ne de gelmiş? Fil ehkam, ehkamda gelmiş. Resulullah Efendimiz'den rivayet edilen hadisler çok. Akaide taalluk eden var, ahlaka taalluk eden var, tarihe taalluk eden var, fedail amale taalluk eden var. Fakat bu buradaki maksat ahkama, farz, vacib, mekruh, haram, bu gibi hükümlere taalluk eden eserleri o kitapta zikredeyim. Elleti, öyle ahkam ki yetevehhemu ehlul ilhadi ve da'fe, ehli ilhad yani dinsiz adamlar, bir de ve'd-da'afe ehlül ilhad ve'd-da'afetu min ehlil islam, ilhad ehliyle bir de ilhad mülhid değil, Müslüman fakat da'if, bunlar vehmettiler ki enne ba'daha yenkudu ba'da, bu hadislerin bazısını naklediyor, birbirine muhalif geliyor. Tabi mülhidlerin ki kasti dini İslam'ı yıkmak için bu sözü söylüyorlar. Fakat kendisi ilmi hadiste zayıf, ahkam-ı fıkhiyeyi az biliyor. O da öteki dinsizlerin sözüne kanıyor. Zannediyor ki hakikaten hadisler birbirine muarit. Böyle zettiler. Enne ba'daha yenkudu ba'da. Bunlar zannettiler ki hadislerin bazılarını naklediyor, bozuyor. Ne için bunu dediler? لِقِلَّةِ عِلْمِهِمْ بِنَاسِخِهَا مِنْ مَنْسُوخِهَا. İlimleri az olduğundan bu ehli İslam'a nazaran. Yani kendi Müslüman ama hadislerin nasihini, mensuhini bilmesi pek az. Bilmiyor. Bilmediğinden nasihi, mensuhu karıştırıyor. Birbirine muarız zannediyor. Bu kayıt ona göre. Yoksa ehli ilhad hepsini ne nasihini kabul ediyor ne mensuhunu kökünden inkar ediyor. Daha neyi beyan edeyim? Ve ma, bir şeyi beyan edeyim ki yecibu bih, anında vacip olur. El amelu amel minha ve asardır. Hangisiyle amel? Muhtelif eserler var. Kimi nasıh, kimi mensuh, hangisiyle amel vaciptir? Onu beyan edeyim. Bunu benden istediler. Ne için amel onunla vacip? Bu da tealilini gösteriyor. Lima, bir şey için vacip ki yeşhedüleh, ona şahit olur, o eserin doğru olduğuna şahit olur. Neden? O şahit de minel kitabı, kitaptır. Öyle kitap ki en natık, nutk edici, söyleyici, yani Allah tarafından nazil olmuş okuduğumuz Kur'an-ı Kerim. Ve sünneti, bir de sünnetten şahit. Öyle sünnet ki el müştemeyi aleyha. Onun üzerine fukaha içtima eylemişler. Yani bununla amel var
olur demişler. Öyle ya, Muaris hadislerden 5-10 tane hadis gelir. Fakat fukaha-i kiram ittifak etmişler ki amel şöyledir. Ha, öyleyse öteki mensuhtur. Ya mensuhtur yahut da mutlak mukayyedi, mukayyet mutlaki tekid etmiştir. Evet. Ve ec'alü lizalike, ben bunun içinde kılayım, ebuvaben bablar kılayım ki eskürü fi kitabim minha. O bablarından her bir kitapta zikredeyim. Ma fihi, onda oranı. Minen nasihı vel mensuh. Nasihı, mensuhı zikredeyim, beyan edeyim. Ve tevilil ulema. Ulemanın tevilini. Eskürü fi kulli kitabın min, her bir kitapta zikredeyim. Neyi? Ma bi şeyi keskürünün mef'ulü. Minen nasihı vel mensuh. Nasih ve mensuhtan olanı. Hangi hadis nasihtir, hangisi mensuhtur, bunu beyan edeyim. Daha neyi beyan edeyim? Manın üzerine me'atuf. Ve tevilel ulemayı, ulemanın tevilini de beyan edeyim. Ve ihticace ba'dihim ala ba'din. Bazısı bazısının üzerine ihticac etmiş. Birisi bir hadis getirmiş, diğeri de kalkmış, başka bir hadis getirmiş. Onu, o hadisi öyle almış, o da öyle almış. Hüccetleşmişler, bunu da beyan edeyim. Daha neyi beyan edeyim? Ve ikametel hücceti, hücceti, delili ikame etmeyi zikredeyim. Limen, bir kimse, bir kimse için hüccet ki sahha indi, benim indimde sahih oldu. Kavluhu, onun kavli, minhum ulemadan. Ulemadan bazılarının kavli sahih. Benim indimde sahih diyor. Başkalarına göre başkası olabilir. Benim indimde ulemanın hangisinin delili kuvvetliyse onun hüccetini de beyan edeyim. Ne ile? Yani sahih, ne sebebiyle sahih? Benim indimde o adamın sözü sahih oluyor, onu beyan ediyorum. Bima, bir sebeple ki yesihhu, sahih olur. Bihi, o şeyle, misluhu, onun misli. Yani ben bir hüccet delil getiriyorum ama böyle boş boşuna değil. O gibi hükümlerin sahih olduğunu beyan ediyor. Min kitabin, ev sünnetin, ev icmain, ev tevatürün min ekavilis sahabe, ev tabiyahin. O hücceti getiriyorum çünkü o hüccet gibi olan şeyler teyit ediliyor, tekviye ediliyor, tasih ediliyor. Neden? Min kitabin, kitap tarafından, kitabın ehkamından, ev sünnetin yahut da diğer hadis-i şeriflerinden, ev icmain yahut ümmeti Muhammed'in icmai oluyor, ev tevatürin yahut tevatür oluyor. Neden? Min ekavilis sahabe tev tabi'in, sahabenin kavullerinden, tabi'inin kavullerinden tevatürün gelmiş ki bununla böyle amel etmişler. O da benim indimde de bu sahih oluyor. Binaenaleyh onun lehine hüccet ikame ediyorum. Şimdi müellif burada beyan ediyor ki bu kitabı bablara teksim ettim. Mesela kitab-ı tahare, kitab-ı sorum, kitab-ı hac. Mesele mesele, ihtilaflı meseleleri alıyor. Bunda kaç kavul var? 3 kavul var, 5 kavul var, 10 kavul var, kaç kavul varsa. Her birisinin hadislerden delilleri var. Onların delillerini teker teker yazıyor. Yazdıktan sonra bunun içinde nasih var mı, mensuh var mı, tevil var mı? Bunları beyan ediyor. Beyan etmesinin sebebi de hangisinin de hangi hadisle amel edilecek onu bildirmek için. Diyor ki bu kavilleri serdedip beyan ettikten sonra benim indimde hangisi tercih etmişse, onunla amel vacip ise, benim indimde dediğinin sebebi el-ilmü indallah. Yani katı surette kesip atmıyor. Fakat bana göre bununla amel vaciptir. Niye? Çünkü bununla amel etmesine Kur'an'dan başka ayet var. Yahut da sünnet var. Yahut da sahabeden ve tabiinden tevatür var. Bu aşağıda gelecek. Diyor ki mesela şu şu hadisler var. Ebu Hanife bu hadisleri aldı. Ve biz de bunu alıyoruz. Çünkü diğer bir rivayet de var. Başka bir rivayet getiriyor. Tabiinden fetvalar var yahut sahabeden ameller var. Onunla teyit ediyor. Ve inni nazartu fi zalik. Ben bu mesele hakkında nazar ettim, baktım. Ve behastu anhu behsen şedide. Şiddetli de aradım.
Yani öyle basit bir şey değil. Hadisleri aradım, taradım, buldum. فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهُ اَبْوَابًا Ben ondan istihraç ettim. اَبْوَابًا bablar. عَلَى النَّحْوِ الَّذ۪ي سَأَلْ Bu sual eden adamın sualına göre. İhtilaflı meseleleri aradım, taradım. Hangisiyle amel vacip edilecekse onu da beyan ettim. وَجَعَلْتُ ذَٰلِكَ كُتُبًا Bunları da kitap kitap kıldım. Evet. Kitab-ı Tahare, Kitab-ı Soğum, Kitab-ı Hac. Böyle. Bunları beyan ettim. O kitaplarda da bab ayrıca beyan etmiş. Zekertu fi kulli kitabin her bir kitapta zikreyledim. Minha bu ahkamdan cinsen bir cins min tilkel ecnas o cinslerden. Evet. Mesela Babül istincai bilma yahut et taharetü bilma o kitapta mesela bir cins var. O da ne? Bir mesele. Su ile taharet etmek yahut da el vuku'un necaseti filma bir mesele. Eleyse ona teallük eden bu kısma, bu cinse teallük eden hadislerin hepsini topladım orada beyan ettim. فَاَوَّلَ مَبْتَدَاتُ بِزِكْرِهِ مِنْ ذَٰلِكِ Bunlardan en evvel iptida ettiğim zikirle iptida ettiğim şey nedir? مَا رُوْيَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Peygamber Efendimiz'den rivayet edilendir. Nerede? Fit tahareti taharette. Taharette Resulullah Efendimiz'den rivayet edilen hadisleri en evvela bunları aldım. Bunları aldığımın sebebi de imandan sonra efdal-i amel namaz. Namaz da taharetsiz olmaz. Binaenaleyh taharet en evvela lazım olan şey imandan sonra. Usul edecek, abdest alacak yahut üzerinde necaset varsa onu yıkayacak ki namaz kılabilsin. Mecburi. Namazdan evvel şartı neyse şartın yerine gelmesi lazım. Onun için bunu evvela aldım diyor. Femin zalik işte bundandır. Taharette varit olan hadislerdendir. Babul ma'i yakav fihin necase. Bir bab ki onda necaset suya düşerse babül mai sunun babi öyle su ki yaka'u fih ana vakurların necaseti necaset necaset suya düşerse bu bir bab oldu işte bundaki hadisleri burada topladım zikrettim buradan başladım diyor haddesena Muhammed ibn Huzeyme tebenni raşidil basri diyor kâle haddesena l-haccâc ibnil minhâb قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من بئر بتاع أولا محمد بن خزيمة'nin hadisiyle başladı. Bu ravileri beyan ediyor. Muhammed bin Huzeyme Haccac bin Minhal'dan rivayet ediyor. O da Hammad ibn Seleme'den, o da Muhammed ibn İshak'tan, o da Ubeydullah ibn Abdurrahman'dan, o da Ebu Said ibn Hudri'den. Rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz kâne yetevattav, abdest alırdı min biri bida'a biri bida'den, biri bida'a işte bu Beşir Ağa'nın yeri biri bida'nın yeri orasıydı. Oralar bahçeydi. Hatta biz geldiğimizde bahçeler mevcuduydu. Onun az kıble tarafında bahçe var ya, orası biri bir daha idi. Onları söktüler. Şimdi evler yaptılar. Bu meşhur Medine'de. Fekile ya Resulullah denildi ki ya Resulullah innehu bu biri bir daha yulga fihil cif cifeler oraya atılıyor. Ölmüş hayvanların cifeleri vel mehaidu kirli kadınların heyiz bezleri atılıyor oraya. فَقَالَ اِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجُسْ buyurdu ki su necis olmaz. Şimdi bu büyük bir mesele. Peki bir kuyuya, bir cife, bir necis atılırsa berbat etmez mi, necis olmaz mı? Vuzuğunuza diye tartışmalar olmuş. Peygamber Efendimiz burada diyor ki su necis olmaz. Ama hangi su? Duran su var, akan su var. Duran suysa az olan var, çok olan var. Şimdi yukarıda İmam-ı Tahavi buyurdu ki
bu meseleye taalluk eden hadislerin hepsini burada toplayacağım. Ondan sonra onları bulduktan sonra şiddetli bir araştırma neticesinde toplayacağım. Ondan sonra hangisi racih, hangisi mercuh, hangisi nasih, hangisi mensuh yahut da nasih mensuh belli değil de ulemanın tevili var. Onları beyan edeceğim. Ondan sonra da ben bakacağım diyor. Benim indimde hangisi sahih ise onun delilini orada zikredeceğim. O delil de öyle kendi fikrime göre değil. O delilin de şahidi olacak yine bence kitaptan, sünnetten yahut da icmadan yahut da sahabeden tevatüren menkul olan fetvalardan, tabiinden tevatüren menkul olan hükümlerle de onu teyit edeceğim. Onları da şahit getireceğim. Bu kitabın yapılış tarzı o kadar güzel ki yani aramakla bulamaz. İnsan o kadar güzel yapmış. Allah rahmet eylesin. Yalnız ricali hadis hakkında malumat almak isterse Emanil Ahbar var. Bunda her ravinin tecrübe halini ayrı ayrı zikretmiş. Rical hadis o da başka bir ilim. Bir ravi zayıf midir, sike midir, onun rivayet ettiği makbul mudur, değil midir? O uzun bir ilim. Bu Emanil Ahbar'da onlardan da bahsediyor. Fakat şimdi biz bunu muhtasaren okuduğumuzdan dolayı onlardan bahsetmeye vakit yok. Biz yalnız ravileri İmam-ı Tahavi'ye bıraktık. O kimden almışsa itimat etmiş almış. Fakat hükümlerine meşgul olacağız. İhtilafları en çok beyan edeceğiz. Ki yani bize muhtelefün fih olan meseleler hakkında bir nevi ilim hasıl olsun. Maksadımız bu. Fakat ricali hadisi arzu eden ayrıca rical hakkında kitaplar var. Onlarla uğraşır inşallah. Şimdi birinci hadis bu. İkinci hadis. Haddesena İbrahim ibn-i Ebi Davud Süleyman. Orada vav var. Seninkinde vav var mı? Var. O vav için o ziyade. İbrahim rivayet ediyor. O İbrahim de kim? İbn-i Ebi Davud Süleyman. Ebi Davud Süleyman. Bunlar iki şahıs değil. Bazı nasihler Ebi Davud ve Süleyman demişler. İki şahıs halbuki değil. Sahihi Ebi Davud Süleyman. Evet. Bu İbrahim de kim imiş? Ebu Davud el-Esedi. Künyesi Ebu Davud el-Esedi. İbrahim'i beyan ediyor. Çünkü muhtelif İbrahimler var. Bu Ebu Davud el-Esedi. Kala diyor. O kalayın için demiş Ebu Davud ve Süleyman iki şahıs zannetmiş de kala demiş. Halbuki değil. Kala. Ve sevabu kala. Kala. İbrahim Ebu Davud dedi ki haddesena Ahmed ibn Halid el-Vehbi. قال حدثنا محمد بن إسحاق عن صليت بن أيوب. Onları yanlış okumayasınız diye salit sinin üzerine fetha koy. عن صليت بن أيوب. عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدري. قال قيل يا رسول الله. Ebu Said el-Hudri'den gene rivayet geldi. Ebu Said el-Hudri'ye çıktı. Rivayet ediyor ki Peygamber Efendimize denildi ki İnnehu yüsteqalek. Ya Resulallah, sana su getiriliyor. Min biri bida'a. Biri bida'a'dan sana su getiriliyor. Vehye birun. O bir kuyudur ki yutrahu fiha aziretun nas. Nasin pislikleri oraya atılıyor. Ve mehaidun nisa. Kadınların heyiz hırkeleri pis oluyor. O da oraya atılıyor. Ve lehmül kilab. Keplerin etleri de oraya atılıyor. Bunların hepsi necis. Halbuki oradan da sana su getiriliyor. Fekale, Resulullah Efendimiz buyurdu ki innel ma'a tahurun la yuneccisuhu şey'ün. Su temizdir, suyu hiçbir şey necis etmez. Şimdi bak buradan neler çıkıyor. Buradan artık aşağıda gelecek ki su az olsun, şey olsun, necis olmaz. Ötekiler de itiraz ediyor ki sede bu değil ki başka hadisler de var. Bu hadisler de var ki necis eder. Evsaf-ı selasesi tağayyür ederse o tenecüs eder. Öyleyse bu alel itlak değil bu. Burada bir tevil lazımdır. Bu tevil de nedir? Yani akar su olur ise yahut da
su büyük bir miktarda ise necis onu necis etmez. Bir tarafına düşmüşse öteki tarafından abdest alırsın. Akarsu ise zaten alır götürür. Tabi şimdi bu rivayeti aldık. Ebu Seyyid'in Hudri'den bunu beyan etti. Ondan sonra geliyor. Haddesena İbrahim. قال حدثنا عيسى بن إبراهيم البيركي قال حدثنا عبد العزيز بن حدثنا عبد العزيز بن مسلم الكسمري كسمري denilmesi Kesamile isminde Ezd kabilesinden bir kabile var. Bunlar Basra'ya gelmişler. Onlara Kesamile demişler. Bu da o kabileden olduğundan Kesmeli. قال حدثنا مطرف Evet Abdülaziz diyor ki bize Mutarrif rivayet eyledi en Halid bin Ebi Nevf Halid bin Ebi Nevf'ten Ani bin Ebi Sa'id'in Hudri Ebi Sa'id'in Hudri'nin oğlundan oğlu da kimden an ebihi o da babası Ebi Sa'id'in Hudri'den gene rivayet oraya çıktı. قال انتهيتُ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم Ebu Sa'id'in Hudri buyuruyorlar ki ben Peygamber Efendimize vardım. Vardım yani yol yürüye nihayet oraya vardım. Maksadım da yani oraya gidiyordum öyle. Onu vurup da geçici değildim. İntehidünün sebebi bu. İntehidü. Nihayet yani oraya gidiyordum vardım. وَهُوَ يَتَوَضَّوْ مِنْ بِيْرِ بِدَعَ Baktım ki biri bidâ'den abdest alıyor. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَنَتَوَضَّوْ مِنْهَا Burada iki rivayet var. اَنَتَوَضَّوْ مِنْهَا Biz bundan abdest alalım mı? Bir rivayette de اَتَتَوَضَّوْ مِنْهَا Ya Resulallah sen bundan abdest alıyor musun? Burada te yazmış. اَتَتَوَضَّوْ مِنْهَا Sen bundan abdest alıyor musun? وَهِيَ حَلُّكِ بُقُيِ يُلْقَى ف۪يهَا Ona atılıyor. مَا يُلْقَى Atılan şey. Bu atılan da neden? مِنَنْ نَتَنِ Netenden, kirli, pisliği, necis olan şeylerden buraya atılıyor. Sen de bundan abdest mi alıyorsun? فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki اَلْمَاُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ Suyu hiçbir şey necis etmez. Bu kaç hadis etti? İki. Üç. Üç. حَدَّسَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنَ اَبِي دَاوُدُ Yine İbrahim'den rivayet ediliyor. Bu İmam-ı Tehavi'nin hocası bu İbrahim ibn Ebu Davud Süleyman. Dördüncü hadis diyor ki حَدَّسَنَا اَسْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أمه قالت محمد بن أبي يحيى kendi anasından rivayet ediyor. O kadın da buyuruyorlar ki دخلنا على سهل بن سعد سهل بن سعد'ın evine gittik في أربع نسبة يا ما أربع نسبة demek dört kadınla beraber onun evine gittik. سهل بن سعد أصحاب-ı kiramdan bir zat. فَقَالَ سَهِلْ buyurdular ki لَوْ سَقَيْتُكُمْ مِنْ بِيْرِ بِدَعَ بِيْرِ بِدَعَ'den size su versem لَكَرِهْتُمْ ذَلِكُ Bunu hoş görmezsiniz. Yani kirli diye hoşlanmazsınız. وَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Halbuki ben Resulullah Efendimiz'e su verdim. مِنْهَا bu kuyudan bir yedi kendi elimde. Bu kuyudan ben Resulullah'a su verdim, aldı işte ama şimdi size versem hoş görmezsiniz. Demek ki o suya bazı necisli şeyler atılıyormuş da onun için hoşlanık etmemiş. Bu dört etti hadisi şerif. Yine İmam-ı Tehavi diğer hocası, İbrahim değil de Fehd ibn-i Süleyman'dan rivayet ediyor. Buyuruyor ki, Haddesena Fehd ibn-i Süleyman ibn Yahya. Kale Muhammed ibn-i Se'idil Esbahaniyyü. قال أخبرنا شريك بن عبد الله النخعي. Evet. Kimden Şerik ibn Abdullah Nakhai de rivayet ediyor? An Tarif el-Basri. Tarif el-Basri'den. O da an Ebi Nadra'da. Ebi Nadra'dan an Cabir'in ev Ebi Sa'id'in. O da ya Hazreti Cabir'den yahut Ebi Seyyid'in Hudri'den. Hangisinden rivayet ediyorsa orada şek etmiş. İster Hazreti Cabir'den olsun, ister Ebu Seyyid'in Hudri'de olsun. Hudri'den olsun, ikisi de sahabeden. قَالَ كُنَّا مَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ف۪ي سَفَرِنَا
biz seferimizde Peygamber Efendimizle beraber sefer ediyorduk. Fenteheyna ila gadirin. Bir gadire vardık. Gadir ki su toplantısı, yağmurlardan, sellerden toplanmış bir su. Yani kaynayan bir su değil, toplanmış bir su. Ve cifetin. Bir de cifeye nihayet bulduk. Yani o su toplanmış, orada da cife var. O suyun içinde de cife var. İlâ gadirin ve cifetin. Me'a cifetin demek. Ve me'a manasına. Fekefefna. Biz imtina ettik. Yani o sudan almadık. Ve keffen nas. Nas da almadılar. Kendilerini men ettiler. Kef, men'i manasını. Hatta atana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz bize geldi. Fekale, buyurdu ki, ma lekum la testekûne. Ma lekum, size ne oldu ki? La testekûne, buradan su almıyorsunuz. Suya ihtiyaçları var, su da almıyorlar. Niçin almıyorsunuz? Fekulna ya Resulullah, hadihil cife. Bu cifedir. Bu su var ama burada cife var. Fekale istekû, siz su alınız. Fe innel ma'e la yunecisuhu şeyhün, su hiçbir şeyi onu necis etmez. Suyu bir şey necis etmez. Binaenaleyh sularınızı alınız. Festekeyna, biz sularımızı aldık, içtik. Verteveyna, hatta irtiva ettik. Yani ihtiyacımızı giderdik. Gerek içmek suretiyle, gerekse kaplarını doldurmak suretiyle. فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذِهِ الْاَثَرِ. Şimdi burada bu rivayetleri, 5 hadis zikrettikten sonra İmam-ı Tahavi rahimahullah diyor ki فَذَهَبَ قَوْمٌ. Bir kavim zahip oldular اِلَى هَذِهِ الْاَثَرِ. Bu eserlere, bu 5 tane hadis zikrettik ya, bununla, bu hadislerle amel ettiler ve bu hükmü aldılar ki o kavimler de zahiriye ile bir de İmam-ı Malik'ten bir kavim. İmam Malik'ten iki rivayet var. Birisi böyle, bir de zahiriye. Ne dediler bunlar? Fekalu, dediler ki la yuneccisul ma'a şey'ün, suyu hiçbir şey necis etmez. Öyle şey ki veka'a fihi, suya vaku olan hiçbir şey suyu necis etmez. İlla en yugayyire levnehu, illa suyun levnünü tayir ederse. Ev ta'mehu, ta'meni, tadını tayir ederse. Evrihehu, yahut da kokusunu tayir ederse necis olur. Yok, tayir etmese o su temizdir. فَاَيُّ ذَٰلِكْ اِذَا كَانَ. Renginden, tadından, kokusundan herhangi birisi değişmiş olursa, hangisi olursa, فَاَيُّ ذَٰلِكْ اِذَا كَانَ, dediği bu. قَدْ نَجَسَ الْمَاوُ, su o vakitte necis olur. Mesela bir teneke suya bir fincan idrar döksen, yahut da bir fincan başka bir necis döksen, bakacaksın, yahut da kan döksen, rengini, kokusunu, tadını, bu üçten birisini değiştirdiyse necis olur. Yok, değiştirmediyse o su temizdir. Binaenaleyh bir tası su koy, abdest al. Öteki de gelsin alsın, öteki de gelsin alsın, ellerinde de ufak tefek necis olsun. Değiştirmez ki, belli olmaz ki. Öyleyse o temizdir diyor. Zahiriye inen İmam Malik'ten bir rivayet bu. Şimdi bunu beyan etti. وَخَالَفَهُمْ ف۪ي ذَٰلِكَ آخَرُونَ. Bu meselede başkaları bunlara muhalefet ettiler. Zahiriye ve İmam-ı Malik'in bu rivayetine itiraz ettiler. Ki onlar da kim? Ehnaf, Şevafi, Hanabile. Onların da ayrı ayrı görüşleri var ama bir defa buna itiraz ettiler. Bir de Malikiye'den gene bir kavim. Buna muhalefet ettiler ama onların da kendi aralarında ihtilafları var. O başka, o ayrıca gelecek. En evvela bu rivayete ihtilaf ettiler. Fekalu, dediler ki emma ma zekertumuhu, sizin zikrettiğiniz bu hadisler min biri bida'a, biri bida'den bahseden bu meseleler, bu hadisler fela hüccete lekum fihi, sizin için bunda, bu rivayetlerde bir delil, hüccet yoktur. Siz bunu delil getirdiniz ama size delil değildir. Niye? لَاَنَّ بِيْرَ بِدَاعَ, biri bida, قَدُخْتُلُفَتْ ف۪يهَا,
Onda ihtilaf etti. İhtilaf olundu. Ne ihtilaf olundu? Ma kânet. Olan şey. İhtilaf olunan şey onda oldu. Yani bu biri bir daha meselesinde ashabın ihtilafı var, hadisler muhtelif geldi. Bunda büyük bir ihtilaf var. Bu sizin için delil olmaz dediler. Niçin? Onu da beyan ediyor. فَقَالَ قَوْمٌ Bir kavim dediler ki كَانَتْ تَر۪يقًا لِلْمَائِ Biri bir daha suyun yoluydu. Su gelir oradan geçerdi. İlel besatin bostanlara. Bostanlara giden su o biri bir dağdan gelir geçermiş. Öyleyse o yoldan su gelirken o kuyuya dolar, o kuyudan da çıkar akar gidermiş. Vakit akan su o hükmünde oldu. فَكَانَ الْمَاءُ لَا يَسْتَقِرُّ فِيهَا Su o kuyuda durmazdı. Başka yerlerden, kuyulardan su çıkarıyorlar. Ark geliyor o kuyuya, o kuyuya doluyor, o kuyudan da çıkıp gidiyor. O kuyu böyleydi. Binaenaleyh akarsu oldu bu. Binaenaleyh Peygamber Efendimiz'in buyurduğu o, suyu hiçbir şey necis yapmaz, yani akarsu. Bu da akarsuydu. فَكَانَ الْمَاءُ لَا يَسْتَقِرُّ فِيهَا Su orada devamlı kalmazdı. فَكَانَ الْمَاءُ Su oldu. لَا يَسْتَقِرُّ İstikrar etmezdi, kalmazdı. فِيهَا Biri bida'da. فَكَانَ حُكْمُ مَائِهَا Onun suyunun hükmü oldu. كَحُكْمِ مَاءِ الْاَنْهَارِ Nehirlerin sularının hükmünde oldu. Nehir nasıl akır giderse o da o hükmünde oldu. Çünkü aslı kuyu ama kuyunun durucu suyu yok. Kuyuların ekser, su alttan kaynar, orada durur. Onu çekersen alttan yerine gelir. Çekmesin ise durur. Bu öyle değildi. Başka sular gelir, o kuyuya dolar, o kuyudan da çıkar giderdi. وَهَكَذَا نَقُولُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ Yine böyle deriz. فِي كُلِّ مَوْضِعٍ Her bir mevde'de ki كَانَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ Bu sıfat üzerine olan. Su gelir de mesela bir havuz yapmışlar, havuza dolar. O havuzdan da çıkar gider. O havuzun içine necis de aslında necis olmaz. Burada Medine-i Münevvere'de ekser bahçelerin kuyuları vardır. Kuyudan motor çeker. Havuza dökülür. Havuzdan da akar gider. Şimdi o havuzun içinde kirli bir eşyayı yıka, necisat, mırdar olmaz. Niye? Bir taraftan kuyudan çıkıyor, havuza akıyor. Havuzdan da gidiyor, akarsu. Evet. Böylece deriz diyor. Fî kulli mevdîn her bir mevdîde ki kâne alâ hâzî sıfat bu sıfat üzerine oldu vakat fi ma'ihi onun suyuna vakı oldu necasetün necaset. Fena yenrüsü ma'uhu onun suyu necis olmaz. O su bir taraftan geliyor, bir taraftan gidiyor. Ortadaki o kuyu olsun, havuz olsun. Ona düşen necis onu necis etmez. O su necis olmaz. Fela yenrüsü ma'uhu onun suyu necis olmaz. İlla en yağlibe. İlla galip olursa. Necaset galip olursa. Ala ta'mihi tadına, evlevnihi rengine, evrihihi kokusuna. Ya, o vakıttan bildin ki belli bu. Su ne kadar da çok olsa necaset çok oldu değil mi? Rengini, tadını, kokusunu değiştirdi mi o necis olur. Mesela bazı şehirlerde olur, bizim Erzurum'da da vardır. Sular birleşir, birleşir, bir değirmen döndürecek kadar su. Yukarısı temiz gelir, şehrin içerisine girdi mi, yüz numaraların, tuvaletlerin suları onlara karışır. Erzurum'un alt tarafından kirli, pis bir su çıkar. Hem rengi bozuk, hem kokusu kötü, hem tadı necis. Tabi o ne kadar büyük su olursa olsun değişmiş o. O necistir. Fakat o su akar gider, tarlalara gider. Yarım saat sonra toprak onu emer. Bakarsın ki su durulmuş, evsafi temizlenmeye başlamış. Bir saat sonra gitti mi, bakarsan tertemiz su olmuş. Toprak onu temizlemiş. Ev yu'aleme yahut bilile ki enneha o necis fil ma'illezî şul bir sudadır ki yuhazu minha o neherden alınır. Koskoca bir neher necis atmış gidiyor. Onu mırdar etmez. Sen bir tasından su aldın. Tesadüfi o necis de o tasın içine geldi. O necis oldu. Niye? Bildin ki o necis bunun içine geldi. Geldiği gibi o tas ufaktır, onu necis eder. Onu dök, tekrar at, bitti. Yani
bir necis bir büyük suya düşerse o büyük suyu necis etmez. Fakat aldığın kap içine o necis bulunursa o necis olur. Hatta bunu lugaz derler. Su temiz, kap temiz, kabının suyu aldım, oldu necis. Hangisidir işte bu? Neher temiz, kap da temiz, suyu ondan aldım, oldu necis. Niye? Necaset o tasın içine geldi de ondan. Evet, ev yu'aleme. Ev yu'aleme enneha fil mâhi lezî yuhadu minha. Dedi ki bu. Fe'in ulime zâlik. Bu bilinirse ki aldığın o kabın içine o necaset geldi. Kâne necisen, necisen necis olur. Necisen, necesen, necisen üç rivayette var. Ve'in lem yu'alem zâlik. Yok, bu bilinmediği neherden sen tasından aldın. O nehrede dökülen diyelim itirar idi. Böyle cizmi yok idi. Aldın tesadüfi o da ona gelmiş ama bilinmedi ki o. Yani tahirini tahir olur. Ama cirim sahibi ise nehirde akıp gidiyor o necaset. Cirmi var. Sen de tası aldın bir de baktın ki tasın içinde o necis olur. Bilinmese o su temizdir. Peki bu ikinci kavle sahip olanlar Hanefiler, Şafiiler, Hanbeliler. Böyle dediler. Birinci rivayete de muhalefet ettiler. Fakat hukiye hâzel kavlu. Bu kavl hikaye edildi. اَلَّذ۪ي ذَكَرْنَاهُ Bizim zikrettiğimiz bu kavl fi bir-i bida'a, bir-i bida'ada. Zikrettiğimiz bu hüküm bu hikayelinde yani vakidi, vakidi'de. Vakidi'de dedi ki bu bir-i bida'a suyun toplandığı yer ama dışarıdan bostanlara giden sular gelir, oradan akar giderdi. Bunu teyit ediyor. Hadis ile. O hadis de nedir? Haddesenihi İmam-ı Tahavi diyor ki bana rivayet eyledi. Ebu Cafer Ahmed bin Ebi İmran kendi şeyhlerinden birisi Ebu Cafer Ahmed bana rivayet eyledi. An Ebi Abdullah Muhammed ibn Şuca'i Selci Selci'den rivayet eyledi. Anil Vakidi Vakidi'den ki enneha kânet kezalik. Bu böyleydi. Sular gelir o kuyuya uğrar oradan çıkar giderdi. Yani akıcı suydu. Yine bir teyit daha getiriyor şahit bu kavli teyit ediyor. Teyit ediyor ve kâne minel hücceti fî zâlike izâ. Yine bu meselede hüccettendir. Böylece ki ennehum fukahâ-i kiram kad ecme'û icma eylediler ki ennen necâsete necâset izâ vakat fil bir kuyuya düşerse fegalebet alâ ta'mi mâ'iha suyun ta'mine galebe çalarsa necâset tadını değiştirirse ev rihihi yahut da kokusuna galebe çalar değiştirirse ev levnihi yahut da rengini değiştirirse enne ma'aha onun suyu katfese de fasit oldu. Galebe çalmazsa fasit olmaz. Ve leyse fi hadisi biri bida'a biri bida'nın hadisinde olmadı min hâda bundan şeyün hiçbir şey. Yani su evsaf-ı selaseden birisinin suyun evsaf-ı selasesi var ya bundan birisini düşen necis değiştirdi, bu yok. Rengi bozulmuştu, tadı bozulmuştu, kokusu bozulmuştu, böyle bir şey yok. İnnemâ fîhî, onda olan annen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz su ile soruldu, en biri bida'a, biri bida'den soruldu, fekîle lehu ona denildi ki Resulullah Efendimiz'e innehu yulqâ fîhel kilâb ölmüş kefler oraya atılıyor vel mehâid kirli bezler oraya atılıyor. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki innel ma'a la yunetisuhu şeyün suyu hiçbir şey necis etmez. Bu var. Ama rengi değişmişti, kokusu değişmişti, böyle bir şey yok. Öyleyse bu da teyit ediyor ki değişmemişti. Ve nahnu na'lemu biz biliyoruz ki enne biren bir kuyu ki levsakate fiha ona düşse ma hu akallu min zalik ondan daha az bir şey düşse lekâne muhâlen muhal olur en lâ yetegayyere rihu mâ'iha onun suyu değişmesin ve imkan yok tegayyür etmesin evet, ve ta'muhu tadı değişmesin evet hâza mimma yu'gal işte bu akledilen aklın
düşünülen şeylerdendir ve yualem bilinen şeylerdendir. Yani bir kuyu ki ona düştü bir necis mahuva akallu min zalik. Ondan az bir şey düşerse o suyun tadını, rengini değişmese o su necis olmaz ya. Çok olacak ki değiştire. Aklında böyle de diyor. فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ وَقْتَكِ bu böyle oldu. Kezalik. Yani zalik oldu bu kezalik. Böylece وَقَدْ اَبَاحَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz de mübah kıldı ma'aha onun suyunu. وَاَجْمَعُوا gene ulema-i kiram icma ile diler ki اَنَّ ذَٰلِكَ bu lem yekun olmadı. Yani evsaf-ı selasesinden birisi değişmedi. وَقَدْ دَخَلَ الْمَاءَ التَّغْيِيرُ suya da tağyir dahil oldu. مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ اللّٰهِ ol bir cihetten, o da hangi cihetten? مِنَ الْجِهَاتِ اللّٰهِ şu bir cihetlerden ki zekerle zikrettik. Zikrettiğimiz cihetlerden ki nefsaf-ı selasetten bir tağyir de o suya dahil olursa وَاسْتَحَالَ عِنْدَنَا bizim indimizde de muhal oldu. Vallahu alem en yekune sualuhum nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramın Peygamber Efendimiz'e sormaları oldu. Emmaiha suyunda. Ve cevabuhu cevabı da ola iyyahum onlara fî zâlike bu mesele hakkında bima ecabahım cevap ettiği şeylerle de ola kâne ve necasetü fil bir. Bu sual cevap oldu. Necaset de kuyudaydı. Böyle olmadı. Bu muhaldır. İşte ibareye dikkat et ve ecme'u onlar icma ettiler ki enne zalik bu sual cevap lem yekun olmadı ve kad dahalel ma'a tagyiru min cihati min el cihati lati zekerna bizim zikrettiğimiz cihetlerden herhangi bir cihetten tayir suya dahil oldu bu sual cevap da vakit oldu böyle değil tayir neydi? Evsaf-ı selasesinden birisi değişecek böyle olmadı. Ve istihale indena vallahu alem. Allah da alimdir ki bizim indimizde de muhaldir ki en yekune sualuhum nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı keramın suali ola emma iha biri bid'anın suyundan ve cevabuhu cevabı da ola iyyahum ashab-ı kerama fi zalike bu biri bid'anın suyu hakkında bima ecabehum onlara cevap verdiği şeyden ki su necis, suyu hiçbir şey necis etmez böyle cevap vermesi ola. Evet, bu olmadı. Kan, bu sual cevap oldu ve necaseti fiil bir, necasette kuyudaydı, böyle olmadı. Muhaldir zaten bu. Velakinnehu vallahu alem. Nasıl oldu ya? Velakinnehu lakin, Allah daha alimdir ki, kâne, bu sual cevap oldu. بَعْدَ اَنْ اُخْرِجَتِ النَّجَاسَةُ مِنَ الْب۪يرِ Kuyuda necaset çıkarıldıktan sonra oldu. Necaset düştü. O necasetleri çıkarmışlar. Fakat su da bir taraftan gelip bir taraftan gidiyor. Necaset de kuyuda yok. فَسَأَلُ النَّب۪يَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ ذَٰلِكَ Peygamber Efendimiz'e bundan sordular ki ya Resulallah bundan içiyoruz ama vaktiyle buna necaset düşmüştü, kert düşmüştü. Hali hazırda o kert yok ama buraya atılmıştı. Onu çıkardılar ama fakat suya karıştığında o temiz su necisli suya karışıyor. Yani ondan şüphe ediyorlar. Hali hazırda necaset yok. Fakat sudaki evvela necaset düştü. O kelp atıldı yahut da necaset düştü. O su mırdar idi. Sonradan gelen su ona karıştı. Hel tethuru o kuyu temiz olur mu? Bi ihracin necaseti minha o kuyudan suyu ihraç etmekle فَلَا يَنْجُسُ مَاُهَا suyu necis olmaz اَلَّذ۪ي öyle su ki يَطْرَهُ عَلَيْهَا ona geliyor بَعْدَ ذَٰلِك ondan sonra su necis olduktan sonra yeni temiz su geliyor onu temiz eder mi etmez mi وَذَٰلِكَ مَوْدِعٌ مُشْكِلٌ işte bu müşkil olan mevdi' budur necis suyunun üzerine temiz su geliyor bu müşkil oldu. Necaset yok. Yok ama müşkil olan ne? لَنَّ حِيْتَانَ الْب۪يرِ kuyunun duvarları لَمْ تُغْسَلْ yıkanmadı ki necis su doluydu. Kuyunun duvarları necisli suyla.
temizlenmedi. Ve tînuha lem yukhrec. O altından çamuru da çıkmadı. O da necisli suyuna karışmıştı. Bunda şüphe etti ashab-ı kiram. Ya Resulallah, necis çıktı ama fakat kuyuyu yıkanmadı, duvarları necis, altındaki kum necis, nasıl olacak? Peygamber Efendimiz ne buyurdu? فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdu ki اِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجُسُ Su necis olmaz. يُرِيدُ بِذَلِكِ Bununla Resulullah Efendimiz murad eyledi. اَلْمَاءَ الَّذ۪ي شُلْ بِرْسُوِي ki تَارَ عَلَيْهَا O kuyuya yeniden geldi. بَعْدِ اِخْرَاجِ النَّجَاسَةِ مِنْهَا Necaset kuyudan çıkarıldıktan sonra yeniden temiz su geldi. Onu murad etmek istedi ki yeni gelen su mırdar olmaz. O evvelkisi mırdar olmuştu. Necaset çıktıktan sonra da temiz su geldi. Temiz su mırdar olmaz. Dedi ki bu. La ennel ma yoksa şunu kastetmedi ki su. La yencüsü necis olmaz. İza haletetün necase. Necaset ona karıştı mı su necis olmaz. Bunu murad etmedi. Halbuki o yukarıki birinci kavle sahip olanlar ne dediler? Suyun evsaf-ı selasesini değiştirmese necaset mırdar etmez onu. Halbuki yok, o değil. Su eğer az olursa, necaset düşerse mırdar olur. Ya Resulullah Efendimiz'in demesi, necaset çıkarıldıktan sonra yeni gelen su o eskisini temizler. Yoksa yeni gelen su da ona karıştığında necis olduğu manasına değil. وَقَدْ رَيْنَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Şimdi bunu şahit getiriyor. Sünnetten kendi davasını ispat ettiği için İmam-ı Tahavi ne dedi? Hangisi benim indimde sahih ise onun da hüccetini zikrederim ve ona şevahit getiririm. Şevahidinden birisi şu. وَقَدْ رَيْنَاهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'i gördük. Kale buyurdu ki اَلْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسْ Mümin necis olmaz. Hakikaten mümin hiç necis olmaz mı? Olur. Yüz numaraya gitti, etrafına necaset isabet etti, onu yıkayacak, taharet alacak. Dışarıdan bir necaset isabet etse onu yıkayacak, cünüp olsa gusl edecek. Hakikaten necis olmaz manasını değil. Mü'minü la yencüs. Yani o necaseti izale ederse temizlenir manasını. Gelecek ya. Haddesenâhu. Haddese bize tehdis etti. Na bize hu buni kim? İbn-i Ebi Davud. Kale haddesenel mukaddemiyyü. Kale haddesena İbn-i Ebi Adiyyin. An Hümeydin. Hümeydü Tavil'den zikretti. Ha, yani ikinci tehvil. İkinci senet. Ve haddesena İbn-i Huzeyme. Bize İbn-i Huzeyme rivayet eyledi. Kale haddesenel Haccac İbn-i Minhal. Ona da Haccac ibn-i Minhar rivayet eyledi. Kale haddesena Hammad. Hammad rivayet eyledi. En Hümeydin Hümeyten, en Bekrin, en Ebi Rafi, en Ebi Hureyre'te. Radıyallahu teala. Kale Hazreti Ebu Hureyre buyurdu ki Lekîtun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e mülaka oldum. Ve ene cünübüm. Ben de cünüb idim. Femedde yedehu ileyi. Elini bana uzetti. Fekabestu yediye anhu. Ben elimi ondan çektim. وَقُلْتُ اِنِّي جُنُبْ Ya Resulallah, ben cünübüm dedi. Yani cünüp necisim. Onun için elimi Peygamber Efendimiz'in eline vermedim. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyurdular ki Subhanallah, Allah'ı tesbihü, tenzihü, tekdis ederim. اِنَّ الْمُسْلِمَ مُسْلِمْ لَا يَنْجُسُ Necis olmaz. Müslim necis olur mu? Yani cünüp o bir necaseti hükmiyedir. Hakikaten senin elinde necis yok ki. Bir bu. وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular فِي غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisin gayrısında اِنَّ الْاَرْضَ لَا تَنْجُسُ Yer necis olmaz. Halbuki yer necis olmaz mı? Bir necaset bir yere düşse necis olur. Yani temizlendi mi necaset orada kalmaz. اِنَّ الْاَرْضَ لَا تَنْجُسُ Peki bunun rivayeti yer necis olmaz diye bir hadis var mı? Var. Bunu rivayet ediyor. Yerin necis olmadığını rivayet eden hadis haddesena bizalike Ebu Bekrete Bekkar ibn Kuteybetel Bekravi kale haddesena Ebu Davud kale haddesena Ebu Akil Devreqi kale haddesena El Hasan enne vefde Sakif
Hasan, Hasan-ı Basri olacak. Ondan rivayet olundu ki Vefti Sakif lemma kadimu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e ki kudum eylediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettikten sonra Taif'e gitti. Meşhur işte o Hüneyn Harbi oldu. Beni Sakif Müslüman olmadılar. Sonra Resulullah Efendimiz Medine'ye geldikten sonra onlar kendi aralarında düşündüler, taşındılar, baktılar. Başka çare yok. Bir vefit gönderdiler. Vefti Sakif. Sakif Müslüman olmaları için. Bunlar Müslüman olmazdan evvel geldiler. Resulullah Efendimiz darabe lehum kubbeten fil mescid. Mescitte onlara bir kubbe darbetti. Darbetti yani kurdurdu. Fekalu dediler ki ya Resulullah, ashab-ı kiram dediler ki ya Resulullah kavmün encaz. Bunlar müşrik, bunlar necistirler. Necis kavim bu bunlar. İnnemel müşrikûne necesun var ya. Bunlar nasıl bu camiye korsun, mescide korsun? Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu ki innehu leyse alel ardı yer üzerinde olmadı min encasin nasi şeyün. Nas'ın necislerinden bir şey yok. Yani Nas'ın bevl, gayet bu gibi şeylerden bir şey yok. İnnemâ encâsün nâse alâ enfüsîm. Kendi nefislerinin necis olmaları kendi nefislerindedir. Yani bunların şahısları, insanın bevl-u gayetinden bir necis yok da, fakat kendileri mümin değiller, müşrik olduklarında necestir o da kendi nefisleri üzerindedir. فَلَمْ يَكُمْ مَعْنَا قَوْلِهِ الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسْ. Müslim necis olmaz. Bu kavlün manası olmadı. Yuridu bizalik. Bununla murad eder olmadı ki enne bedenehu la yencüz. Onun bedeni necis olmaz manasına değil. Ve yine sabetün necaset. Necaset gelse bile insanın vücuduna onun vücudu necis olmaz manasına değil. İnnemâ erâde sallallahu aleyhi ve sellem murad etti ki ennehu la yencüsü. İnsan necis olmaz limanen gayri zalik. Bundan başka bir mana için. Yani vücuduna necaset gelmezse o necis olmaz. İşte dedi ki bu. O da ne? Cünüp olmuş. Cünüp olduğundan onun vücudu necistir. Onun eline ayağına değmeyin. Bu manaya değil. Ve kezalike kavluhu Resulullah Efendimiz'in kavli şerifi de böylecedir. El ardu la tencüz. Bu hadisi şerifin manası yer necis olmaz demek ki leyse yani Resulullah Efendimiz kesteder olmadı. Bizalike bununla ki enneha yer la tencüs necis olmaz ve yine sabeten necaset. Necaset ona değse bile necis olmaz bunu kastetmedi. Ya ne demek yani necaset isabet etmezse başka bir şey dolayısıyla yer necis olmaz temizdir. Ya necaset isabet ederse necis olur. Necaset oradan kaldırırsın o vakit gene yer temizdir. Ve keyfe yekûnü zâlik, nasıl bu olur ki? Fakat ümire yahut da fakat emere Peygamber Efendimiz emreyledi. Bil mekânillezî şul bir mekâna ki bâle fîhî ana bevletti alâ arâbî ve arâbî bevletti. Minel mescid mescidden mescidin bir yerine bir arâbî bevletmişti. Peygamber Efendimiz emreyledi ki en yusabbe aleyhi oraya döküle zenubun bir kova min ma'in sudan. Bir kova su getirin buraya dökün. Niye? O bevletti, o necis oldu. Ondan sonra bir kova su döktüğün gibi onu temizledi işte. Demek ki yer necaset isabet ederse necis olur. Yer necaset isabet etse de necis olmaz diyemezsin ki. Niye? Bak Peygamber Efendimiz Arabi'nin bevlettiği yere suyu döktürdü. Necis olmasa suyu olmasaydı suyu döktürmezdi. Ya necis olur. Fakat onu temizlersin gider. Peki bu Arabi'nin meselesine bunu izah ediyor. Haddesena bizalike Ebu Bekre. Kale haddesena Ömer ibn Yunus el-Yemamiyyü. Kale haddesena İkrimetü ibn-i Ammari. Kale haddesena İshak ibn-i Abdillah ibn-i Ebi Talha. Kale haddeseni Anas ibn-i Malik. قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا biz Peygamber Efendimizle oturuyorduk biz ca arabi yun bir arabi geldi arabi şehirde değil de çöllerde yaşayanlara derler faqame yebulu fil mescid mescitte kalktı bevletti faqal ashab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram Peygamber Efendimizin sahabeleri dediler
meh meh. Yani meh demek yapma yapma demek. Dur dur. Meh meh. Yani tersine bir işledin. Zecir yapıyorlar. Üzgün. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu ki de'uhu, terk edin bunu. Niye o adam böyle diyor? Şimdi bunu buradan kaldırdıkları gibi necaset başka tarafa da gidecek. Üstüne başına da gelecek. Necaset bir yerde kalmayacak. Muhtelif yerlere gidecek. Onun için dedi bırakın bırakın. Bevlünü yapsın dedi. Evet. Fetereku. Bıraktılar. Hatta bâle bevlütti kulserdi. Demek ki Resulullah Efendimiz'in onu bevl etmeye başladığı vakıtta başlamış bevl ediyor. Onu hemen kaldırmak doğru değil. Onu hikmet öğretiyor ki böyle bir şey olursa bırakın adam oraya bevlisin, etrafa da necaset dağılmasın. Sonra ne emretti? Hatta inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de'ahu. Peygamber Efendimiz o bedeviyi çağırdı. Fekale lehu, ona buyurdular ki inne hadihil mesacide, bu mescidler la tesluhu, salih olmaz, layık olmaz li şeyin min hadel bevli vel atire. Küçük abdest, büyük abdesti yapmaya layık olan yerlerden değildir. Buralarda bu gibi şeyler olmaz. İnne mahiye, bu mescidler li zikrillah, Allah'ı zikretmek için, ve salati, namaz kılmak için, ve kıraatil Kur'an, Kur'an okuma için. Yani o bedevi bilmiyor, bedeviye hikmetle öğretti. Bedevi ne bilsin? Bilmiyor. Onun için ona dedi ki bu mescitler böyle bevle mevle yaramaz. Bunlar bunun için yapılmamış, zikrullah, namaz, kıraat-ı Kur'an için. Ondan sonra da emretti ki bir kova su getirin buraya dökün. Kâle İkrimetu, İkrime buyurdular ki ev kemâ kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yahut da Peygamber Efendimiz'in bu şekilde buyurdu ki fe emere racülen, bir adamı emretti fe câehu bidelvin min mâin, bir kova su getirdi feşennehu aleyhi, o bevlettiği yere döktü. Çünkü o bevr orada kalırsa kötü kokar ve orası necis olur. Fakat suyu döktüğü gibi su o bevli alır, hem aşağı indirir hem de o bir arada kalmaz da etrafa, toprağa dağılır gider. Haddesena Ali ibn-i Şeybete kâle haddesena Yahya kâle haddesena Abdülaziz ibn-i Muhammedin an Yahya ibn-i Sa'id ennehu semya Anas ibn-i Malik yedkur an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem nehvehu. İmam-ı Tahavili Şeyh Ali ibn-i Şeybe de Anas ibn-i Malik'ten buna benzer bir rivayet eyledi. Gayre ennehu Anas ibn-i Malik lem yeskür, zikreylemedi kavlehu, Peygamber Efendimiz'in kavlini inne hadihil mesacid ila ahiril hadis, hadisin ahirine kadar inne hadihil mesacid la tesluhu bi şeyin min hadel bevli vel azre innema hiyeli zikrillahi ve salatu ve kıraatı ve Kur'an, bunu zikretmedi. Evet, ve evvelini zikreyledi. Ve reba tavuz ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Tavuz zikreyledi ki sallallahu aleyhi ve sellem emreyledi bir mekanihi, o Arabinin bevletmiş olduğu mekani en yuhfere hafralahan. Bu da başka bir rivayet. Şimdi buradaki evvelki rivayette Peygamber Efendimiz bir kova su döktürdü. Tavuz da diyor ki hayır, emretti, oranın o toprağını kazıdılar. Bevli isabet eden yerin toprağını kaldırdı, dışarı götürdüler. Bunu da rivayet ediyor Tavuz. O rivayette şu: Haddesena bizalike Ebu Bekrete Bekkar ibn Kuteybete el-Bekraviyyu kâle haddesena İbrahim ibn Beşşar kâle haddesena Süfyan ibn Uyeyne en Amr ibn Dinarin en Tavus bizalik. Amr ibn Dinar Tavus, İmam Tavus'tan rivayet eyledi bu rivayeti. Ve kad ruviye an Abdillah ibn Mes'ud, Abdullah ibn Mesud'dan da rivayet edildi. Ani Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. O da Peygamber Efendimiz'den rivayet eylemiş. Bizalik, yerin hafredildiğini. Eyza Tavus'un rivayet ettiği gibi Abdullah ibn Mesud'dan da rivayet edildi. Haddesena, peki Abdullah ibn Mesud'dan olan rivayet hangisi? Haddesena Fehd ibn Süleyman. İmam-ı Tahavi diyor ki bize Fehd ibn Süleyman rivayet eyledi. Kale haddesena Yahya ibn Abdülhamid el-Himmani.
Yahya el-Himmani ona rivayet ediyor. Kale haddesena Ebu Bekir ibn-i Ayyâşin an Seb'an ibn-i Malik el-Esediyyü an Ebi Vail an Abdillah kale Abdullah dedi ki Abdullah ibn-i Mesud buyurdular ki Bâle Arabiyyün fil mescid mescitte bir Arabi bevletti fe emere bih emretti bihi o yere Ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz fasubbe aleyhi oraya döküldü delvün min ma'in bir kova su döküldü sümme emere bih yine emretti fehufire mekanuhu onun mekanı da kasıldı. Bu Abdullah el-Mesud'un bir rivayetinde ikisi de olmuş. Hem bir kova su dökülmüş hem de toprağı çıkarılmış. Tavus'un rivayetinde yalnız toprağı çıkarılmış. Ondan evvelki rivayetlerde de yalnız su dökülmüş. Abdullah bin Mesud'un gününde ikisi de olmuş. Hem su dökülmüş hem de yeri kazınmış. Peki şimdi İmam-ı Tahavi buyuruyor ki قال Ebu Cafer. Ebu Cafer ki İmam-ı Tahavi'nin kendisi. Buyurdu ki فَكَانَ مَعْنَا قَوْلِهِ Peygamber Efendimiz'in kavli şerifinin manası oldu. اِنَّ الْاَرْضَ لَا تَنْجُدْ Yer necis olmaz. Kavli şerifinin manası. اِي اَنَّهَا Yer لَا تَبْقَى نَجِسَةً Necis olarak kalmaz. Manası bu. Temizlersen temizlenir. Ne vakitte? اِذَا زَالَتِ النَّجَاسَةُ مِنْهَا O yerden necaset zail oldu mi necis olarak kalmaz. Temizlenir. لَا اَنَّهُ يُرِيدُ Yoksa Peygamber Efendimiz murad etmedi ki اَنَّهَا يَرْ غَيْرُ نَجِسَةٍ Necis değildir. فِي حَالِ كَوْنِ النَّجَاسَةِ ف۪يهَا Necaset yerde olduğu müddetçe o gene necis değildir. Bu manaya değil. Çünkü yukarıda rivayette اِنَّلَرْدَ لَا تَنْجُسِ Yer necis olmaz. Ne demek? Yani necis olduğu halde gene necis olmaz. Yok bunu murad etmedi. Necis oldu mu necistir. Fakat o necaseti oradan izale ettin mi yer necis olarak kalmaz. İşte Peygamber Efendimiz Arabi'nin bevrettiği yere bir kova su döktürdü, temiz oldu. Diğer rivayette oraya su döktürdü, o toprağı da kazdırdı, attı, temiz oldu. فَكَذَٰلِكْ قَوْلُهُ ف۪ي بِيْرِ بِدَاءَ Öyleyse bir-i bida'de de kavul böylecedir. Bak bunları şahit olarak getirdi. Mesela bir-i bida'deydi ya, diyor ki bu da فَكَذَٰلِكَ قَوْلُهُ ف۪ي بِيْرِ بِدَاءَ Bir-i bida'de de Resulullah Efendimiz'in kavli şerifi böylecedir. Hangi kavli şerifi? اِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٍ Suyu hiçbir şey necis etmez buyurduğu kavli şerifi de böylecedir. Yani لَيْسَ هُوَ Bu olmadı عَلَى حَالِ كَوْنٍ نَجَاسَةِ ف۪يهَا Necaset kuyuda iken o hal üzerine necis etmez manasına olmadı. Necaset kuyu da o suyda hiçbir şey necis etmez bu manaya değil. İnnemâ huve bu suyu hiçbir şey necis etmez. Alâ hâli ademin necaseti fîhâ. O kuyuda necaset olmadığı haldadır. Kuyuda necaset çıkarılmış yeni gelen su necis olmaz. Eskisini temizler gider. Yani kuyunun divarları yıkanacak, toprağı çıkacak yok. Kolaylık var. Eğer o müşkil, eğer o olacak olsa kuyuyu yıkaması müşkil. فَهَذَا وَجْهُ قَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ف۪ي بِيْرِ بِدَاءَ İşte bir-i bida'da Resulullah Efendimiz'in kavli şerifinin veçhi budur ki اَلْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ Suyu hiçbir şey necis etmez. Yani necaset çıktıktan sonra yeni gelen su necis olan eski suyu temizler o yeni gelen su necis olmaz. Vallahi alem. وَقَدْ رَئَيْنَاهُ بَيَّنَ ذَلِكَ Biz bu meseleyi gördük ki Peygamber Efendimiz وَقَدْ رَئَيْنَاهُ Resulullah Efendimiz'i gördük. بَيَّنَ ذَلِكَ Bunu beyan etti. فَغَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisin gayrısında bunu da beyan etti. Bak İmam-ı Tahavi'nin üslubu ne kadar güzel. En evvela birinci kavli zikretti. Muhalif olanları zikretti. Ondan sonra kendi nezerinde muhalif olanların reyi kuvvetli geldi. Onları başka hadislerden şahit getirdi. Ondan sonra başka şimdi hadisten de getiriyor. Diyor ki وَحَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ وَحَدَّسَنَا صَالِحُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنُ عَمْرِ بْنِ الْحَارِسِ الْاَنْصَارِيُّ
İmam-ı Tahavi'nin şeyhi Salih ibn Abdurrahman el-Ensari rivayet ediyor. Bir de kim? Ve Ali ibn-i Şeybe. Ve Ali ibn-i Şeybe tebni Saltil Bağdadiyyü. Bu da ikinci şeyhi. Bu da rivayet eyledi. Kâle bunların ikisi de dediler ki haddesena Abdullah ibn Yezid el-Mukri. Abdullah ibn Yezid el-Mukri onlara rivayet eylemiş. Kâle Abdullah ibn Yezid dedi ki semi'atü ibn-i Avni. İbn-i Avni eşittim yuhaddisü en Muhammed ibn-i Sirin. Muhammed ibn-i Sirin'den rivayet ederdi. O da kimden? En Ebi Hureyre'te radıyallahu anh, Hazreti Ebu Hureyre'den ennehu kâle. Ebu Hureyre buyurdular ki neha Resulullah Efendimiz nehyiledi. Ev nühiye yakut da nehyolundi. Eğer neha derse neha en yebûle racülü fil mâid daimi evir râkidi sümme yetevaddâ minhu ev yâfesile minhu. Peygamber Efendimiz nehyiledi ki bir adam duran suya daimi yani orada daimi duruyor yahut da rakit duruyor. O suya devlede sonra da ondan abdest alır yahut da gusleder. Yok nühiye olursa nühiye nehyolundi. Kim? Adam yani en yebûle racül bir adamın devletmesi nehyolundi. Neye devletmesi? Fil mâid daimi duran suda. Su duruyor. Evir rakidi. O da o manaya. Daim rakid. Sümme yetevaddâ minhû, sonra ondan abdest alâ ve yâfesile minhû, ondan husleder Resulullah Efendimiz bundan nehyeyledi. Bu neye delalet ediyor? Demek su necis oluyor. Bir yerde su akmıyor. Ona devlet abdest al. Niye necis olduğundan dolayı Peygamber Efendimiz nehyeyledi. Öyleyse sül ikinci kavli zahip olanlarındır. O birincilerin değildir. Ve haddesena Ali ibn-i Ma'bedi bini Nuhin el-Bağdadi. Oradaki sirin kelimesi galet, yanlış. Ali ibn-i Ma'bedi ibn-i Nuhin el-Bağdadi. Kale haddesena Abdullah ibn-i Bekri Sehmiyyü. Kale haddesena Hişam ibn-i Hassan en Muhammed ibn-i Sirin. İşte burada doğru. Muhammed ibn-i Sirin yukarıkisi. Muhammed Ali ibn-i Ma'bedi ibn-i Nuh. Muhammed ibn-i Sirin tabiinden, o da kimden rivayet eylemiş? An Ebi Hureyre'te an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle la yebûlenne ahadukum fil mâid daim. Sizden biriniz duran suya bevletmesin. Ellezî öyle su ki la yeciri akmıyor. Sümme ya'tesilu fîhî, sonra ondan da gusl ediyor. Gusl edecek olan duran suya. Kendi ondan gusl edecek. Su da akmıyor, duruyor. Ona bevli edip de sonra ondan abdest alacak. Bu bevli yapmasın. Çünkü gusl edecek ondan. Bevli ettiği gibi necis olur. Gusl-i sahih olmaz. Yine diğer bir hadisi şerif. Haddesena Yunus'u bünü Abdülala. Ebu Musa Sedefiyyü. Kale akhbereni Anes'u bünü İyadil Leysi. Anil Harisi bini Ebi Rübab. Harisi bini Ebi Zübab'dan rivayet ediyor ki وَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْأَزْدِ. Onu beyan ediyor. Haris ibn Ebi Zübab Ezd kabilesinden bir adamdır. اَنْ اَتَا اِبْنِ مِنَا. اَتَا اِبْنِ مِنَا'dan rivayet ediyor. اَنْ اَبِي هُرَيْرَ. O da Hazreti Ebu Hureyre'den. اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz kâle buyurdular ki لَا يَبُولَنَّ اَحَدُكُمْ sizden biriniz devletmesin fil mâid daimi duran suya. Sümme yetevaddâ'u minhû. Sonra da abdest alır o sudan. Ev yerse bu yahut da içer. Yani madem o sudan abdest alacak yahut içecek ona devletmesin. Bu da yine ikinci kavle sahip olanların davasını teyit eyledi. Diğer bir hadisi şerif daha var. Haddesena Yunus. Kâle akberena Abdullah ibn Vehbin. Kâle akbereni Amr ibn Haris. أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن أبا الصائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة هشام بن زهرة'nin mevlası yani kölesi Ebu Sa'id rivayet ediyor ki Hazreti Ebu Hureyre'yi işitmiş ki يقول Hazreti Ebu Hureyre buyurdular ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdu لَا يَعْتَسِلُ أَحَدُكُمْ böyle doğru, لَا يَعْتَسِلْ doğru, لَا يَعْتَسِلْ gusl etmesin أَحَدُكُمْ sizden biriniz فِي الْمَاِ الدَّائِمْ
akıcı olmayan bir suya devletmesin. Ve huve cünübün. Halbuki o da cünüptür. La yaktesülü gusletmesin. Yani cünüp kendisi duran bir suda gusletmesin. Niye cünüptür? O sudan guslettiği gibi su necis olur. Fekale keyfe yefel. Ya Resulallah, bu adam cünüp. Suda atmıyor. Bu adam da cenabetten gusledecek. Keyfe yefel. Nasıl işler? Ya Ebu Hureyre. Ebu Hureyre'ye sordu. Ha? Ebu Hureyre'ye sordular ki nasıl yapsın? Fekale. Hazreti Ebu Hureyre buyurdu ki yetenaveluhu tenavülen. Suyu oradan alır. Yani eliyle alır, parmaklarının ucuyla öteki eline onu yıkar. Ellerini yıkadıktan sonra avuçlarıyla alır, başına döker. Suyun içine girip de suyu necis etmez. Onun usulü de bu. Tabi su duruyor. Orada suyu da kendisi de cünüptür. Necis olmasın diye. Şimdi bu da teyit ediyor ki su necis olmaz manası ne? Su necis olmaz, o birinci kavli sahip oldular ki su necis olmaz. Yok, su necis olur. Ama o temizlendikten sonra suyun necaseti kalmaz, o başka. Diğer bir hadis-i şerif daha var. Haddesene ibn-i Ebi Davud kâle haddesena Se'idu ibn-ül Hakem ibn-i Ebi Meryem kâle akberena Abdurrahman ibn-i Ebi Zenat قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال حدثنا أبي أبي كي onun babası ki Abdullah ibn Zekvan عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري akmayan bir suya sizden biriniz bevletmesin. Sümme yâtesilü minü, sonra da ondan guslediyor. Evli diyor, sonra guslediyor. Böyle yapmasın. Ve kemâ haddesenâ nitekim bize tahdis eyledi. İmam-ı Tehavvî buyuruyor. Kim? Hüseyin-ü bünü Nasr-i binil Mikrak. Yanlış. Me'arik. Onda öyle tasih et. Nasihlerden yanlış yazılmış. Hüseyin-i bünü Nasr-i binil Me'arik. El-Bâdâdiyyü. Kâle haddesenâ Muhammed-i bünü Yûsüfe'l-Firyâbiyyü. قال حدثنا سفيان رحمه الله وحدثنا فهد جن فهد روايته الذي يذكر قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد كان ابي الزناد çıkardı فذكر باسناده مثله ابو الزناد اسناديله böylece rivayetiyle dedi ki peygamber efendinin duran bir suya bevlet yetmesin ki o su duruyor sonradan da gusledecek ondan böyle yapmasın. Bunların hepsi delalet ediyor ki necaset suya gelirse suyu necis eder. Diğer bir hadis-i şerif. Haddesena Er-Rabi'u ibn Süleyman el-Müezzinu. Kale haddesena Esed ibn Musa. Kale haddesena Abdullah ibn Lehi'a. Kale haddesena Abdurrahman el-A'racu. Kale semi'u Ebu Hureyre'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Hazreti Ebu Hureyre dedi ki Peygamber Efendimiz'in Peygamber Efendimiz'den işittim buyurdular ki la yebulenne ahadukum fil ma'i daim ellezî la yecri daim akmıyor bir suya kendisi daim de akmayan bir suya sizden biriniz bevletmesin sümme yâfesilmün sonra da ondan gusletmiyor böyle yapmasın. Haddesene Rabi'u ibn Süleyman el-Cizi'yü kâle haddesene Ebu Zür'a Vehbullah ibn Raşid kâle akberena Hayvetu ibn Şüreyh قال سمعت ابن عجلان يحدث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bu Rabi'u ibn Cizi'nin senedi de yine Hazreti Ebu Hureyre'ye çıktı ki Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد duran bir suya sizden biriniz bevletmesin ve لا يغتسل فيه ondan da gusletmesin. حدثنا إبراهيم بن منقذ العسفري إمام التحاويني şeyhlerinden bu da hocalarından birisi de İbrahim bin Munqiz Munqiz al-Usfuri قال حدثنا إدريس بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله yani bu senetle de Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor aynen bu hadisi şerifin misli. غير أنه قال يمس شو ديكي
buyurdu. غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَلَا يَغْتَسِلُ ف۪ي جُنُبْ. Yani bu وَلَا يَغْتَسِلُ ف۪ي جُنُبْ yok bu ikinci rivayette. Eynen evvelkiler var. وَحَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدْ قَالَ حَدَّسَنَا بُو يُسُفْ عَنْ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَّهُ نَهَا. Hz. Cabir diyor ki Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi ki nehy eyledi. اَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدْ. Duran suya bevlede sümme yetevatta fi. Sonra da ondan abdest alır. Böyle bu kadar ahadisi şerifi zikrettikten sonra kâle Ebu Cafer. İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَلَمَّا خَصَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz tahsis buyurdu neyi? اَلْمَاءَ الرَّاكِدَ الَّذ۪ي لَا يَجْرِي. Duran suyu, öyle duran su ki akmıyor. Bunu tahsis eyledi ki buna bevletmeyin. Madem abdest alacak, husle edecekse böyle bir suya bevletmeyin. دُونَ الْمَاءِ الْجَارِ. Akan suyu tahsis etmedi. Akan suyu zikretmeyledi, zikreylemedi. عَلِمْنَا بِتَالِكِ. Niye daim rakit bir suyu zikretti de cariyi zikreylemedi? Bundan bildik ki اَنَّهُ اِنَّمَا فَصَّلَ ذَلِكِ. Peygamber Efendimiz bunu tefsir buyurdu. لَاَنَّ النَّجَاسَةَ نَجَاسَةَ تُدَاخِلُ الْمَاءَ. Suya karışır. اَلَّذ۪ي لَا يَجْرِي. Cereyan etmeyen suya karışır. وَلَا تُدَاخِلُ الْمَاءَ الْجَارِ. Akan suya karışmaz. Akan suyunu alır götürür. Kalmaz yani. Karışmaz yani kalmaz. Zaten akar götürür. Ama duran su da öyle değil. Akıp gitmiyor. Karıştı kaldı. Peygamber Efendimiz tefsir buyurdu. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَيْذَا. Yine Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. فِي غَسْلِ الْاِنَا مِنْ وَلُوغِ الْكَلْبِ. Kelbin yalamış olduğu gabi yıkama hakkında Resulullah Efendimiz'den rivayet var. مَا اُلْ بِرْ رِوَيَتْ كِ سَنَذْكُرُهُ وَنِ زِكْرِدَرِزْ فِي غَيْرَ هَذَا الْمَوْضِ. Bu mevzunun gayrısında zikrederiz. مِنْ كِتَابِنَ هَذَا. Bu kitabımızda inşallahü teala. Aşağıda o da gelecek. فَذَٰلِكَ دَلِيلٌ. Bu da delildir. اَلَا نَجَاسَةِ الْاِنَا. Bir kabın necaset olmasına delildir. وَنَجَاسَةِ مَائِهِ. Onun suyunun da necis olduğuna delildir. وَلَيْسَ ذَٰلِكْ. Bu da olmadı. بِغَالِبٍ عَلَى رِيحِهِ وَعَلَى لَوْنِهِ وَعَلَى تَعْمِهِ. Suyun kokusunda, tadında, evet, renginde bir galebe olmadığı halde Peygamber Efendimiz onun necis olduğunu buyurdu. Bir köpek gelse, bir kabı yalasa, ne rengi değişir, ne kokusu, ne hiçbir şey olmaz. Böyle olduğu halde onun yakamasını ona emredildi. فَتَصْحِيهُ مَعَانِ هَذِي الْآثَارِ. Bismillahirrahmanirrahim. فَتَصْحِيهُ مَعَانِ الْآثَارِ. Bu eserlerin manalarını tesih ise yucibu icab eder. Fîmâ zikrine, bizim zikrettiğimiz meselelerde min hâzel bâb, bu babda. Neden? Min me'âni hadîsi bîri bidâ'a. Bîri bidâ'nin hadîsinin manalarından bu babda zikrettiğimiz hükümlerde icab eder. Bu hadislerin manaları neyi icap eder? Ma vasafına, vasfettiğimiz şeyi. Vasfettiğimiz ki yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sudan içmiş, ashab-ı kiram biri bidanın suyundan içmiş, halbuki oraya necisler atılırmış. Vasfettik dedik ki o su diğer suların gelip oradan geçip gittiği bir kuyu idi. Başka sular gelir o kuyudan geçer, bostanlara giderdiler. Ma-i cariydi. Binaenaleyh oraya herhangi bir necis atılsa, necis çıkarıldıktan sonra kalan sular necis olmaz. Gelen su onları temizler. Fakat necis olduğu müddetçe de temiz olmaz. Ne için bunu icap eder? Yani biz böyle tasih ettik. لِتَتَّفِقَ اِتِّفَقْ اِسْسِنْ مَعَانِ ذَٰلِكْ. Bunların manaları ve meani hadi ilasa, bir de öteki eserlerin manaları muhtelif olan hadislerin manaları müttefik olsun da ve la tetebod da birbirlerine zıt olmasınlar.
Onun için böyle vasfettik. فَهَذَا حُكْمُ الْمَاءِ الَّذ۪ي لَا يَجْرِي İşte cereyan etmeyen suyun hükmü budur. اِذَا وَقَعَتْ ف۪ي النَّجَاسَةُ Necaset ona vakı olduğu vakıtta مِنْ تَر۪يكِ تَصْحِيهِ مَعَانِ الْاَثَرِ Eserlerin, hadislerin manalarını tasih terikinde terikinden icap eden hüküm budur. غَيْرَ اَنَّ قَوْمًا Şu başka ki bir takım kavim vakkatu tevkit ettiler fi zalike bunda şeyen bir şey yani bir miktar beyan ettiler. Tevkit demek zaman vakti değil de suyun miktarını beyan ettiler. Fekalu dediler ki izâ kânel mâ'u su olursa miktâre kulleteyni iki kulle miktarı olursa lem yehmil habesen habese hamil olmaz. Yani necis olmaz. Şimdi evvela beyan etti, iki kabul beyan etti. Birisi su az da olsa, çok da olsa necaset değişmez dedi. Necaset düşerse suyun, su necis olmaz. Onu beyan ettikten sonra muhalifleri de beyan etti ki hayır, necis olur. Ma icari olmazsa, daim olursa necaset düştü mi, necis olur. Fakat bu ikinci kevde zahip olanlar da iki kısmı ayrıldılar. Bir kısmı miktar beyan etti, bir kısmı miktar beyan etmedi. Miktar beyan edenler Şafii mezhebidir bu. Şafiiler beyan ettiler ki suyun iki kulle olursa kullenin hakkı miktarında da ihtilaf var. Medine-i Münevvere'nin Hecer denilen bir yerde desteler yaparlarmış, büyük küpler. O küpler kadar, iki küp kadar olursa diyor, işte o su necis olmaz. Onun miktarı nedir? Aşağıda o da beyan edilecek. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında da bunlar ihticac ettiler. Bima bir şeyle ki, bir hadisle ki, حَدَّسَنَا onu bize tahdis eyledi. Rivayet eyledi. بَحْرُ بْنِ نَصْرٍ بَحْرُ بْنِ نَصْرٍ İmam-ı Şafii'nin talebesiymiş bu. بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا يحيى بن حسان يحيى بن حسان ona rivayet eylemiş bu Yahya bin Hassan da İmam-ı Şafii'nin üstadlarından قال حدثنا أبو أسامة o da diyor ki Ebu Usame ki künyesi Ebu Usame Hammad bin Usame Ebu Usame Hammad bin Usame rivayet eylemiş. O da İmam-ı Şafii'nin üstadlarından. Anil Velid Velid'den rivayet eyledi. İbni Kesir'il Mehsumi Velid de Kesir-i Mehsumi'nin Mehsumi. Muhammed İbni Cafer İbni Zübeyir Muhammed İbni Cafer'i Zübeyir'den rivayet eyledi. O da kimden? En Ubeydillah İbni Abdillah Ubeyd İbni Abdillah Abdullah yani Abdullah İbni Ömer'in oğlunun, oğlu Abdullah'ın oğlu Übeyd. O da an Abdullah ibn Ömer, babası Abdullah ibn Ömer'den rivayet eyledik. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz soruldu. Peygamber Efendimiz'e sordular. Anil ma'i sudan ve ma yenubuhu dehbi şeyden ki ve ma yenubuhu gelir o suya tereddüt eder gider gelirler minessiba yırtıcı hayvanlardan bir yerde su var oraya da yırtıcı hayvanlar gelir o sudan içerler bunlardan sual ettiler ki o su necis olur mu olmaz mı fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki izâ belegal mâ'u kulleteyni su iki kulle kadar olursa feleyse yehmilul habes o habesi hamil olmaz yani o su necis olmaz iki kulle kadar o su varsa yırtıcı, pis hayvanlar gidip gelip o sudan içmeleriyle o su murdar olmaz. İşte bu hadisle amel ettiler. Daha ve kemâ haddesenel Hüseyin ibn-i Nasır Hüseyin ibn-i Nasır'ın rivayetilemiş olduğu hadis gibi Semî'atü Yezîd ibn-i Harun Hüseyin ibn-i Nasır diyor ki ben Yezîd ibn-i Harun'u işittim. Kâle buyurdu ki ehberena Muhammed ibn-i İshak Muhammed ibn-i İshak haber verdi. Muhammed ibn-i Cafer ibn-i Zübeyir. Evet. Muhammed ibn-i Cafer ibn-i Zübeyir'den
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. Ubeydullah ibn Abdullah'dan, o da babası Nebi, babası Abdullah ibn Ömer'den, ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, o da Resul-i Ekrem Efendimiz'den haber verdi ki ennehu su'ile, Peygamber Efendimiz'e sual ettiler, anil hayat, havuzlardan, elleti, öyle havuzlar ki bil badiyeti, badiyede, çöllerde olur, çöllerde hususi yapılmış olsun havuz yahut yağmur suyundan toplanmış olsun. Kadir manasına o vakitte. Hiyat, hususi yapılan su birikmesi için yapılan şeylere havuz derler. Kadir de yağmurlardan toplanan çukurlardaki sulara derler. Fakat bu yer, buradaki ikisine de şumulü var. Elleti bilbadiye, çölde olan havuzlardan sual ettirir ki tusibu minha, onlara isabet eder. Es-siba'u, yırtıcı canavarlar gider o sulardan içerler. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ, su iki gulleye erişirse, o kadar olursa لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا, habese hamil olmaz, yani necis olmaz. Mırdar bir hayvanın ondan içmesiyle olsun mırdar olmaz. Haddesena Muhammed ibn el-Haccac, yine Muhammed ibn el-Haccac rivayet eyledi. Haddesena Ali ibn Ma'bad, حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yani bu üç hadis rivayet edildi. Bunların hepsi de Abdullah ibn Ömer'den rivayet ediliyor ki Peygamber Efendimiz'den bu hadisi bu zat rivayet eylemiş. Abdullah ibn Ömer hadislerin üçünde aynı hadisi rivayet eylemişler. Ve kema haddesena, nitekim yine bize rivayet eyledi Yezid ibn Sinan ibn Yezid el-Basriyyu. Kale haddesena Musa ibn İsmail. Kale akhberena Hammad ibn Seleme. En Muhammed ibn İshak. En Muhammed ibn Ca'far. En Ubeydillah ibn Abdillah ibn Ömer. En Abihi anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Abdullah ibn Ömer'den bu hadisi Yezid ibn Sinan da rivayet eyledi. Hadisi tekviye ediyor. Yani hadis bir ama senedi çok. Haddesena Yezidu, kâle haddesena Musa ibn-i İsmail, kâle haddesena Hammad ibn-i Seleme, enne Asim ibn-i Münzir, akhberahum. Asim ibn-i Münzir onlara haber verdi ki, kâle künnâ fî bostânin lena, bizim bostanda idik. Ev bostânin li'ubeydillâh ibn-i Abdillâh ibn-i Ömer. Yahut da Hazreti Ömer'in torunu Übeydullah'ın bostanındaydık. Yani orada şek ediyor. Ya kendi bostanlarında ya Übeydullah'ın bostanında imişler. فَحَدَارَتِ السَّلَاتُ, namaz hadir oldu. Namaz ki salatu zuhur, önle namazı. فَقَامَ اِلَى بِيرِ الْبُسْتَانِ, Peygamber Efendimiz kalktı bu bostanın kuyusuna. فَتَوَضَّأَ مِنْهُ, ondan abdest aldı. وَفِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ, bir devenin derisi vardı orada. Öyle deve ki meyyitin, ölmüş bir devenin derisi vardı. فَقُلْتُ, şimdi ha bu ravinin abdest alan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil. فَقَامَ, Übeydullah'ın kendisi kalktı. Beydullah ila birül bostan, bostanın kuyusuna gitti. Fetavadda minhu, Beydullah ondan abdest aldı. Ve fihi cildu ba'irin, meyyitin, öyle bir devenin de derisi vardı. Fekultu, ben Beydullah'a dedim ki etetavadda minhu, sen bundan abdest alıyor musun? Ve hâza fihi, bu ölü devenin derisi de burada, yani bu necis, sen bundan nasıl abdest alıyorsun diye sordum. Fekale Ubeydullah, Ubeydullah dedi ki akhbereni ebi, babam Abdullah ibn Ömer bana haber verdi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kale buyurdular. İza kânel mâ'u kulleteyni, bir su iki kulle olursa lem yencüs, necis olmaz. Hadisin mali yine aynı, yine Abdullah ibn Ömer'den rivayet ediliyor. Bu da başka bir sebep. Senet, yani aşağı yukarı hadis bir. Ve kema haddesena Rabi'ul Müezzin, diğer bir senet daha getirdi.
ki bunu da Rabi'ül Müezzin rivayet ediyor. Kale haddesena Yahya bin Hassan, kale haddesena Hammad bin Seleme ve zekere bi isnadihi mislehu. O isnad ile yine aynı hadisi şerifi zikreyledi. Gayre ennehu lem yerfahu ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Yalnız burada Peygamber Efendimiz'e ref etmedi. Peygamber Efendimiz buyurdu demedi. Ve evkafahu ala ibn Ömer. İbn Ömer'de hadisi vakfeyledi. Ona mevkuf derler. Yani Abdullah İbni Ömer dedi ki su iki kulli olursa necis olmaz. Peygamber Efendimiz'in nefsini onun söylediğini söylemedi. Öyleyse fekâle hâulâil kavmû. Bu kavim dediler ki İzâ belegal mâ'u. Su erişirse hâzel miktâre, bu miktâre iki kulleye lem yedurrehu. O suya zarar vermez. Ma bir şey ki vakaat fihi ana vaku oldu minen necaseti necasettir. Bir necaset o suya düşerse o su necis olmaz. İlla ma galebe illa galip olursa o su, necaset galip olursa ala rihihi suyun kokusuna ev tamihi tadına ev levnihi rengine vakıtta necis olur. İki kulle kadar bir su var. Oraya bir necis düşse bakarız suyun evsafi selasesinden renginden, tadından, kokusundan birisi değişmişse su necis olmuştur, yoksa necis olmaz. Bu Şafii'nin delili ve mezhebi bu. Delilleri de bu hadisi şerif. وَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكْ Bu meselede hüccetle getirdiler. بِحَدِيسِ بِنِ عُمَرَ هَذَا Abdullah ibn Ömer'in bu hadisiyle ihticac ettiler. Bunu hüccet getirdiler. Bu da bitti. Bunların meselesi. Peki burada kaldı Hanefiler. Hanefiler ne dediler? فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ Onların aleyhine olan hüccettendir. لَاَهْلِ الْمَقَالَةِ اللَّتِي شُرْبِ الْمَقَالَ Sahipleri için ki sahihnaha biz tasih ettik. Bizim tasih ettiğimiz yukarıdaki eserlerin makalesi evet. Onların menfaatine, lehine olarak hüccettendir ki enne hâteyni kulleteyni o iki kulle lem yübeyyen lena bize beyan edilmedi fi hâdîl âsâr bu eserlerde mâ miktâruhu mâ miktâri nedir? Siz iki kulle diyorsunuz. İki kulle olursa bu su necis olmaz. Bu iki kulle nedir? Miktâri ne kadardır? Bu beyan yok. Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyorlar. Su iki kulle olursa necis olmaz. Ama iki kulle ne demektir? Ne kadardır? Bunda beyan yok. Bir defa onların Şafiiyenin aleyhine, Hanefilerin lehine bunu ihticac eyledi. Yani bunu hüccet getirdi. Fakat yecûzü caizken yekûne miktâruhuma bu kullenin iki kullenin miktarı olan kulleteyni min kilali hacer. Medine'de hacer denilen yerin kullelerinden olan, onların küplerinden olan. Kema zekertüm sizin dediğiniz gibi onlar öyle diyor. Kilali hacer. Fakat yecuzu en yekune caiz ki olan miktaruhuma o iki kullenin miktarı kulleteyni iki kulle olan min kilali hacer. Hacer küplerinden Medine-i Münevvere civarında meşhur bir yerdir. Orada kavdan küpler yaparlar. İşte onlardan olur. O kema zikertim sizin zikrettiğiniz gibi. Ve yehtemülü mühtemil olur ki en tekûne o iki kulle ola. Kulleteyn iki kulle ola. Üride biha onunla da murad edilmiş ola. Kulleterrecül insanın kullesi. İnsanın kullesi ne? Recülün kullesi ve hiye kâmetuhu. İnsanın kâmetidir, yüksekliğidir. Çünkü kulle birkaç manaya gelir. O Hecer köyünde yapılan küplere kulle derler. Bir de insanın boyuna kulle derler. İnsanın tepesinden aşağısına kadar. Bir de dağın başına kulle derler. Şimdi bu kulle kelimesi beyan etilmedi. Hecer kullelerinden mi yoksa insanın kullesi mi? Yani insanın boyunda olan. Şu insan boyu ola. Buna da ihtimali var. Yoksa bu mudur? Fe üride
murad edildi. İzâ kânel mâvû, su olduğu vakıtta kulleteyni ikameteyni. İnsanın, iki insan boyunda oldu mi, lem yehmil necesen, neceste hamil olmaz, mırdar olmaz. Bir kesreti çok olduğundan, çünkü iki insan boyu, insanın 1,5 metre boyu olursa ikisi 3 metre olur. وَلَأَنَّهُ يَكُونُ Bir de insanın kâmetinin iki misli olursa يَكُونُ olur bizalik bu sebeple فِي مَعْنَ الْاَنْهَارِ nehir manasında olur. O kadar su olduktan sonra nehir demektir. Ona düşen necis onu necis etmez. Buna da ihtimali var. Bu ihtimalli oldu. Sizin rivayet etmiş olduğunuz bu hadisin ikisine de ihtimali var. İki küp kullesi yahut da İki insan kâmeti boyunda. Fe'in kultum yok siz derseniz ki innel habere indena bizim indimizde haber ala zahirihi zahiri nedir? Vel kilalu kullelerde hiye kilalul hicazil ma'rufe hicazın kulleleridir ma'ruf olan hecerde yapılan o küplerdir. Bu murattır der iseniz gîle leküm size cevap olarak denilir ki fe inkânel haberu ala zahirihi haber zahirine göre ise kema zekertüm sizin zikrettiğiniz gibi ise fe innehu yenbeği öyleyse layık olur en yekunul mavsu ola izâ belâ zâlikel miktar bu miktara bari oldu mi la yeturruhun necase necaset ona zarar vermeye ve in gayyeret levnehu isterse rengini değişsin ev tâmehu tadını değişsin ev rihehu kokusunu değişsin. Çünkü hadisi şerifte zikredilmiyor ki. İki kulle oldu mu necis olmaz. Necaset ona düştü. Ha rengi değişsin ha değişmesin. Siz diyorsunuz ki hayır evsaf-ı selasesinden birisini değiştirirse necis olur. Biz de diyoruz ki hadiste bu yok ki. Eğer hadisi zahirine göre alıyor iseniz necis düştü mü evsaf-ı selasesinden birisini de değiştirirse gene suyun temiz olması lazım gelir. لَاَنَّ النَّب۪يَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz لَمْ يَذْكُرْ ذَٰلِكُ Bunu zikreyle eylemedi ki hadel hadis bu hadiste rengin değişip değişmemesini zikreylemedi. Hadis mutlaktır. فَلْ حَدِيسُ عَلَى ظَاهِرِهِ Hadis zahirine göredir. Madem siz zahirini alırsınız, burada da zahirini almanız lazımdır. Suyun rengi, tadı, kokusu değişse de, necaset onu değiştirirse de temiz olması lazım gelir. فَاِنْ قُلْتُمْ Siz derseniz ki فَاِنَّهُ وَاِنْ لَمْ يَذْكُرْ Her ne kadar Peygamber Efendimiz bunu zikretmedi ise de فِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisle فَقَدْ ذَكَرَهُ فِي غَيْرِهِ Bu hadisin gayrısında zikreyledi. فَذَكَرْتُمْ Siz zikrettiniz. Ma şul bir rivayeti ki حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ Muhammed ibn-i Haccaj rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنْ مَعْبَدْ قَالَ حَدَّسَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسْ عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راشد بن سعد dedi ki Resulullah Efendimiz buyurdular elma ula yunetisuhu şeyun suyu hiçbir şey necis etmez illa ma galebe illa galip olursa ala levnihi ev ta'mihi ev rihihi suyun rengine yahut tadına yahut kokusuna necaset galip olursa bu vakitte necis eder. İşte bak bu rivayette geldi. Yukarıki Abdullah İbni Ömer'in rivayet etmiş olduğu hadiste zikredilmedi ama Raşid İbni Sa'd'ın rivayetinde geldi. Bu onu tekyid eder. Böyle der iseniz قِيلَ لَكُمْ Size cevap olarak denilir ki هَذَا مُنْقَتِعُنْ Bu ikinci rivayet Raşid İbni Sa'd'ın rivayeti münkati'dir. Raşid ibn Sa'd kimden rivayet eyledi? Siz bunu Raşid ibn Sa'd'a kadar çıkardınız. Raşid ibn Sa'd'den Resulullah Efendimiz'e arada bir sahabe lazım. Bunu zikretmediniz. Buna munkati'a derler. Ve entüm la tüsbitûnel munkati'a. Siz munkati'yi ispat etmiyorsunuz. Hadis munkati olursa bir ravi kendi şeyhini söylemezse daha yukarıki raviden söylerse bu munkati olur. Şafilerde bu delil değildir. Bunu kabul etmezler. Siz bunu ispat etmiyorsunuz. وَلَا تَحْتَجُّونَ بِهِ Bununla da hüccet etmezsiniz.
فَاِنْ كُنْتُمْ قَدْ جَعَلْتُمْ Siz eğer kıldınız ise قَوْلَهُ Onun kavlini فِي الْقُلَّتَيْنِ قُلَّتَيْنِ عَلَى خَاسٍ مِنَ الْقِلَالِ Kullelerden has olan bir şeye ki hacer, gilal-i hacer'e tahsis ettiniz ise cazel gayrüküm sizin gayriniz içinde caizdir. En yec'alel ma'e suyu kıla ala khasim minel miyah sulardan has olan bir suya kıla. Feyekûne ola zalik bu indehu onun indinde ala ma yuvafikum ma'aniyel asar eserlerin manasına muvafık olan bir manaya kıla. Öyle asar ki el-üvel evvelki hadisleri. Ve la yuhalifeha ona da muhalif olmaya. فَإِذَا كَانَتِ الْآثَارُ الْاُوَلِ Evvelki eserler olursa اَلَّتِي قَدْ جَعَتْ فِي الْبَوْلِ Bevl'de gelen evvelki hadisler فِي الْمَاِ الْرَاكِدِ Duran suda ve فِي نَجَاسَتِ الْمَاِ الَّذِي Şul bir suyun necis olmasındaki فِي الْبِنَاءِ Çanakta ola مِنْ وَلُوغِ الْهِرِّ Hirri demiş ama kelbi olacak sahihi مِنْ وَلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ Bir kelbin yalamasından âmmen ambula lem yüzker miktarı bunun miktarı zikredilmedi ve cu'ile ala kulli mayin her bir su üzerine bu kılındı yani ister az olsun ister çok olsun köpek yaladı mı yahut da bir suya bevül geldi mi necis olur öyle su ki la yetir cereyan etmeyen bir su rengi değişsin değişmesin bir köpek bir çanağı yaladı ona su geldi mi o da necis olur Halbuki ne rengi değişir, ne tadı, ne de kokusu. Sebete bizalik. Öyleyse bu da sabit oldu ki enne ma fi hadisil kulleteyn kulleteynin hadisinde olan şey huve alel ma illezi şul bir suyadadır ki yecri cereyan eder. Yani kulleteyn su olursa necis olmaz. Ne vakitte su cari olur ise ve la yunzaru fi zalik bunda bakılmaz. İla miktaril ma'i suyun miktarına bakılmaz. İki kulle olsun, bir kulle olsun. Çünkü su mai caridir. Kemalem yunzar fi şeyin mimma zekerna. Nitekim zikrettiğimiz şeylerden hiçbir şeyde de bakılmadığı gibi ila miktari suyun miktarına. Hatta la yetedâbbe şeyin minel âsâril merviyyeti fi hâdel bâb. Bu babda rivayet eden hadisler birbirine zıt olmasın diye bu manaya biz de hamlederiz. Yani siz diyorsunuz ki Kılal burada mutlak zikredildi ama buradan hususi kılal, hususi kulleler murattır ki o da hecer miktarı. İkinci bir rivayet getirdiniz. O rivayet mungatiyedir. O delil değildir. Sizin indinizde delil değil o. Onun nazariye itibarı almazsınız. Ve almamanız lazım. Ya kaldı ki evvelki hadislerde de mutlaktır. Mutlakı siz getirdiniz. Hususi bir kulleye, kılale, hecere tahsis ettiniz. Siz de tahsis etmek madem vardır, ötekiler de suyu tahsis ederler. Kulleteyn, hangi kulle? O kullenin suyu cari olur ise onlar da suyu ona tahsis ederler. Bir su cereyan ediyor, geliyor, bir yerde toplanıyor iki kulle kadar, ondan sonra da akıp gidiyor. Onlar da ona tahsis eder. Yani o su necis olmaz. Duran su değil, cereyan eden su. E diyor ki sizin ne hakkınız var? Orada mutlaktır. Niye siz mutlaki tekit ediyorsunuz da öteki taraf tekit edenden ne olur? Siz kulleyi hecer kullesiyle tahsis ediyorsunuz. Onlar da ma-i rakit değil de ma-i cari tahsis ediyor. E niçin tahsis ediyorsunuz derseniz ise ha iki tarafta muhtelif hadisler var. Onların manalarını birleştirmek için, beyinlerini telif etmek için biz bunu ma-i cari deriz ki hadisler birbirine zıt olmaya hepsiyle amel edilmiş olur. Bunun cevabı da bu. Ve hâzel mânellezî işte bu mâna ki sahhâhnâ bistasihetî aleyhi bu mâna üzerine me'âniye hâzîl âsâr bu eserlerin mânalarını. Yani su iki kulleye erişirse ve o suda cari olursa necis olmaz. Böyle tevil ettik biz. Bu kimin mezhebidir? Huve kavlu ebi hanife ve ebi yusuf ve muhammedin rahimahumullah. Bu içi imamın kavli de budur. Şu halde kulleteyn meselesinde İmam-ı Şafii'lerin delili zayıf oldu. Kulleteyn necis olmaz ama hangi kulleteyn? Kulle deyince insanın iki kameti yahut da
Hilal-i Hacer hangisi Murat? Dediler ki hadiste gelmedi. Biz bunu maruf olan Hilal-i Hacer alırız. Nereden alırsınız? Delil, delil yok. Raşid İbn-i Sa'd'den bir rivayet getirdi ama o munkatedir. O bizi de delil olur, onlar da olmaz. Siz delil ihticac etmediğiniz bir şeye kanı olmadığınız bir hadisle istidlal edemezsiniz. Kaldı ki gülleyi tahsis ettiniz kendiliğinizden. Biz de suyu tahsis ederiz. Suyu tahsis ettiğimiz gibi ne deriz? Akan suydu. İşte İmam Ebu Hanife'nin kavli bu. Demek ki Peygamber Efendimiz gülleti necis olmaz dediği ma-i cari olursa. Peki bunu teyit eden başka bir rivayet var mı Hanefilere? Ha, onu da diyor ki var. وَقَدْ رُوْيَ فِي ذَٰلِكَ اَمَّنْ تَقَدَّمَهُمْ مَا يُوَافِقُ مَسَبَهُمْ Hanefilerin mezhebine muvafık olarak kendilerinden evvel gelmiş adamların rivayetlerini getiriyor. Onlardan rivayetler var. Kendi mezheplerini teyit eder. فَمِمَّا رُوْيَ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında rivayet edilen kavullerdendir. مَا حَدَّسَنَا صَالِحُ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بْنِ مَنْسُورِ قَالَ حَدَّسَنَا هُشَيْمِ قال حدثنا منصور أن أتى أن حبشيا وقع في زمزم بير حبشي زمزم كيوسنا تشتي حضرت أتى ابن أبي رباح diyor فمات öldü فأمر ابن زبير عبد الله ابن زبير أمريلدي فنزح ماءها زمزم suyu çıkarıldı فجعل الماء su oldu لا ينقطع kesilmez oldu kuyunun suyunu zemzemin suyunu çekiyorlar geliyor çekiyorlar geliyor su tükenmiyor. Çünkü emretti ki zemzem kuyusunun suyunun hepsini çıkarın. Su da geliyor. Fenazara baktı hutta fenüzire bakıldı feyza aynun baktılar ki bir göze tecri akıyor mingiberil hacer-el esved hacer-el esvedin altından bir su gözesi geliyor. Bunlar ne kadar çekse oradan geliyor. فقال ابن الزبير فقال ابن الزبير ابن الزبير dedi ki hasbukum yeter. Niye ma-i cari? Madem oradan su geliyor. Ondan evvel zannediyorlarmış ki su birikmiş. Çeker tüketiriz. Suyu çektiler çektiler bir de baktılar ki oradan bir göze kaynıyor. Bunlar çektikçe oradan su geliyor dedi ki kafi. Niye? Bu ma-i cari oldu. Ma-i cari olduğu gibi ne oldu? Teyit etti bu Hanefilerin mezhebini ki ma-i cari olursa necis olmaz. Bir, ve ma kad haddesena Hüseyin ibn-i Nasr haddesena el-Firyabiyyü haddesena Süfyan ve akberen icabirun an Ebi Tufayl kâle veka'a gulâmın fî zemzem zemzem kuyusuna bir çocuk düştü. Fenüzifet ey nüzihe ma'uha onun suyu çıkarıldı. Suyun hepsini çıkardılar. Bu da bir rivayet. Demek ki necis düşerse bak gulletin olsa bile necis olmaz rivayetine muhalif oldu. Koskoca zemzemde ne kadar gulletin var? Kaç tane gulletin var? Demek necis oluyor. Ve ma kad haddesena dehi bir hadis ki rivayet olundu. Rivayet eyledi Muhammed ibn Huzeyme. Kale haddesena Haccac ibnül Minhal. Kale haddesena Hammad ibn Selme an Ata ibn Said. عن ميسرة أن علي رضي الله عنه حضرت علي رضي الله عنه قال في بير bir kuyu hakkında hükmetti ki vekaet fiha faretun ona bir fare düştü fematet öldü قال حضرت علي hükmeyledi yunzehu ma'uha onun suyu çıkarılsın nesh edilsin ma'uha suyu حضرت علي رضي الله تعالی عنه böyle hükmetti bir kuyuya sıçan düşerse burada gulleteyn ise necis olmaz. Gulleteyn değil ise olur diye bir şey yok. Bu da teyit etti ki gulleteyn kafi değil. İlla akarsu olursa. Ve ma kad haddesena dahi bir hadis ki bir rivayet ki bize rivayet eyledi Muhammed ibn Hümeyd Muhammed ibn Hümeyd ibn Hişam el-Rüayni قال حدثنا علي ibn Ma'bed قال حدثنا موسى ibn A'yan An Ata an Meysere. Ata İbn-i Sahib. O da Meysere'den rivayet eyledi. Ve zan. Birincisi za, onu tasih etti. Zal değil. İkincisi za. Birincisi rayın zayı. Ve zanu.
an Ali'in radıyallahu anh Hazreti Ali'den rivayet edildi. Buza'dan Kufe'dedir. Kindi kabilesinden kendisi de amaymış. Rivayetlerde daima geçiyor. Kal Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki İzâ sekatetil fâretu evit dâbbetu fil bîri bir fare yahut da bir hayvan kuyuya düşerse fenzahha sen onun suyunu çıkar hatta yâlibe kelmâ hatta su seni galebi edinceye kadar. Yani o kuyunun suyunu çıkar, baktın ki su galebe etti, yani tükenmiyor, bu vakitte bırak. Yine bir rivayet daha var. Haddesena Muhammed bin Huzeyme kâle haddesena Haccac kâle haddesena Hammadun an Ebil Muhazzim kâle se'enne Ebâ Hureyre'te anil racül. Ebu Hureyre'ye sordu bir adamdan ki yemurru bil gadir, bil gadire gidiyor. Çölde toplanmış bir suya orada, orası eyebûlü fîhî oraya bevledebilir mi? O toplanmış suya. Kâleler bevledemez, caiz değil. فَإِنَّهُ يَمُرُّ بِهِ o suya uğrar اَخُوهُ الْمُسْلِمِ Müslim bir kardeşi uğrar فَيَشْرَبُ مِنْهُ ondan içer وَيَتَوَضَّهُ abdest alır onun için o suyu necis etmek caiz değildir. Madem o su var ona bevletti mi necis olacak, necis bevletmesin, necis olmasın ki bir Müslüman gelir ondan içer yahut da abdest alır. وَاِنْ كَانَ جَارِيَنْ yok akıcı bir su ise فَلْيَ بُلْف۪يهِ ona bevlesin, inşa edilerse. Su akarsa zarar etmez ona bevlese de çünkü necaset durmaz. E bu da kimi, hangi mezhebi teyit ediyor? Ebu Hanife'nin mezhebini teyit ediyor. وَمَا قَدْ حَدَّسَنَا دَخِي bir hadis, bir rivayet eyledi. Muhammedun, قَالَ حَدَّسَنَا حَجَّاجِ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّاد عَنْ اَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ مِسْلَهُ Hazreti Ebu Hureyre'den aynen ikinci bir rivayet getirdi. Evet. Birincisi Muhammed İbn Huzeyme Haccaç'tan, o da Hammad'dan, o da Ebil Muhazzem'den. Bu da yine Muhammed İbn Huzeyme Haccaç'tan, o da Hammad'dan, o da Eyyub'dan. Muhazzem değil. O da en Muhammed'in dediği, burada da zikretmemiş hangi Muhammed. وَمَا قَدْ حَدَّسَنَا أَبُو بَكْرِدَ bir de Ebu Bekir'in rivayet eylemiş olduğu hadis var. قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَكَرِيَّانِ الشَّعْبِيِّ فِي الطَّيْرِ وَالسِّنَّوْرِ İmam-ı Şabi'den rivayet ediyor. Kuşlar, bir de kedi hakkında, kuş ve kedi ve nehvihima bunun gibi. Yani bu büyüklükteki hayvanlar ki يَقَعُ فِي الْب۪يرِ kuyuya düşer de ölürse bir kedi ya bir kuş ya bu büyüklükteki hayvanlardan birisi kuyuya düşer ölürse kâle Şâbi buyurdular ki yunzehu minha erba'ûne delben ondan 40 kovaç şekilde çıkarılır. E bu da Şafilerin aleyhinde oldu ki kulletin olursa necis olmaz. E bir kuş bir kedi düşerse 40 kovan için çıkarılıyor. Madem kulletindir necis olmaz. Çıkarılır. Bu da Hanefileri teyit etti. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasrin. Kale haddesena el-Firiyabiyyü haddesena Süfyan ve Zekeriyye an-ı Şabi. Kale yunzehu minha erba'une delve. Evet yine Şabi'den rivayet ediyor. Fakat ravi yukarıda Ebu Bekre, burada da Hüseyin ibn-i Nasr. Kuyuya kedi büyüklüğünde bir hayvan düşerse 40 kova çekilir. وَمَا دَخِ بِالْرِوَايَةِ يَكَدْ حَدَّسَنَا صَالِحُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ صالح بن عبد الرحمن رواية إلدي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن عبد الله بن سبرة الهمداني عن الشعبي قال يدلو منها ondan delv olarak çıkarılır 70 delven 70 kova. Şabi'den bu rivayet de var. Yukarıki rivayette 40 kova. Burada da diyor ki 70 kova. Ve ma kad haddesenahu. Dehi bir hadis ki bize rivayet eyledi. Fehdü ibn Süleyman. Kale haddesena Muhammed ibn Sa'id ibn el-Esbahaniyyü. Kale haddesena Hafsü ibn Gıyâs'in Nekha'iyyü. En Abdillah ibn Sebratel Hamedaniyyü. Ani Şabiyyü. Kale se'elnahu.
İmam-ı Şabi'ye bir soru. Hani dücaceti tavuktan ki tak'u fil biri kuyuya düşer. Fetemutu fiha, orada da ölür. Kale yunzihu minha seb'une delven, 70 kova çıkarılır. Şimdi burada ikinci bir mesele oldu. Kulletin, yani sarf-ı nazar ettik de, kedi, tavuk kadar bir hayvan düşerse, bir rivayette 40 kova çıkarılacak, bir rivayette 70. Ya onun da ileride beyanı geliyor ki, yani 40 kova çıkarması vacip. Eftal olan 70 çıkarılır. 70 de müstahap. Bunun iki rivayeti de aldılar. İkisiyle, hadislerin ikisiyle de emir olsun diye. Ve ma kad haddesena salihun. Dahi bir hadis bunları teyit eder ki, Hanefi mezhebini salih rivayet eyledi. Haddesena salihun. Salih, İmam-ı Tahavi diyor ki, bize rivayet eyledi. Kale haddesena Sa'id ibn Mansur. Kale haddesena Hüseyin. Kale ahberena Mughire. Bu Mughire de İbn-i Miksem-i Dabbi. An İbrahim'e fil biri. İbrahim'den rivayet eyledi. Kuyu hakkındaki yakahu fihil curazu. Oraya farenin biraz büyüğü. Bunlar fareler oraya düşerse, bu büyük fareler. Evissin nevru, kedi düşerse, feyemutu ölürse, kale İbrahim dedi ki yedlu minha erbe'ine delven, ondan 40 kova çıkarır. Kale Mughiretu, Mughiretu bin Miksem dedi ki hatta yetegayyerel ma, hatta su tegayyür edinceye kadar. Yani çeker çeker, su tükenmezse baktı ki artık su temizlenmeye başladı. Tegayyür ettiği, yani temizlik galebe çaldı, o vakitte bırakır. Ve madahi bir rivayet ki kad haddesena, bize rivayet eyledi Muhammed bin Kuzeyme, kâle haddesena el-Haccâş, kâle haddesena Ebu Avâne, enil Mughire an İbrahim, fî fâretin vaka'at fî birin. Bir fare hakkındaki bir kuyuya düştü. Kâle yunzeh minhâ kadru erbe'ine delven. Ondan 40 kova nesh edilir. Ötekinde ne kadar dedi? Yukarıda 70 demişti. Burada da 40 geldi. Bunda da 40 geldi. Ve ma kad haddesena Hüseyin ibn Nasr, yine bize Hüseyin ibn Nasr rivayet eyledi. Kale haddesena el-Firyabiyyü, kale haddesena Süfyan, enil Mughire an İbrahim, fil biri teka'u fihil fare. Fare düşen bir kuyudan sordular. Buyurdu ki yunzeh minha dilâun, ondan kovalar, birkaç kova çıkarılır. Dila cemi. Dila cemi 3 kovadan 10 kovaya kadar da gelir. Bunu da beyan etmedi ne kadar. Ve ma kad haddesena bin Hüzeyme. Dahi bir hadis ki bize rivayet eyledi bin Hüzeyme. Kale haddesena Haccac. Kale haddesena Hammad ibn Seleme. En Hammad ibn Ebi Süleyman. Ennehu kale fi dücace. Hammad ibn Ebi Süleyman bir tavuk hakkında dedi ki vaka'at fi birin, kuyuya düşen bir tavuk. Fematet, o tavuk da o kuyuda öldü. Kale yunzehu minha, ondan nesh edilir, çıkarılır. Kadru erbe'ine delve, 40 kova kadar. Ev hamsine yahut 50 kova kadar çıkarılır. Sümme yutabatlahu minha, sonra ondan abdest alınır. Onun temizlenmesi o kadar. Fehâze işte bu. Bunlar men raveyne anhu, onlardan rivayet ettiğimiz adamlardır. Min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin ashabından rivayet ettiğimiz adamlar ve tabi'ihim, onların tabi'lerinden. Gerek tabi'inden gerek ashabtan rivayet ettiğimiz adamlar bunlardır. Kad ce'alû miyâhel âbâr, kuyuların sularını kıldılar, neciseten necis kıldılar. Büyükün necasati fiha, ona necasetin düşmesi sebebiyle onları necis gördüler. Ve lem yura'u kesreteha ve la qilleteha, o kuyunun suyu çok mudur az mıdır ona riayet etmediler, ona nezere dikkat almadılar. Ya çıksın çıkarılsın dediler. Ve ra'u devamaha ve rükudaha, belki kuyuların suyunun akıp akmayacağına riayet ettiler. Su akarsa, eğer o kuyunun suyu akıp gidiyorsa, o zaten necis olmaz. Ama akmazsa işte bu kadar su çıkarılacak. Ve ferraku beynaha ve beyne ma yecri min ma sivaha. Onlar kuyuların akan ile akmayan arasını tefrik ettiler. Akarsa zaten temiz olur gider. Yok, akmazsa ondan kedi kadar bir hayvan düşerse 40 kova çıkarılması vacip.
70 kova çıkarılması da müstehab. Burada hani kulletin meselesi yok. Kulletin hadisini istidlal edenlerin delilleri zayıf olduğu. فَاِلَى هَذ۪ي الْاَثَارِ işte bu eserlere مَعَمَا تَقَدَّمَهَا تَقَدُّمْ اِذَنْ diğer hadislerle beraber مِمَّا رَوَيْنَا وَاَنْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ bu tekaddüm eden hadisler de Peygamber Efendimiz'den rivayet edilmişti. Ve sonradan da eshab ve tabiinden de eserler zikreyledi. İşte bunlara zehebe eshabuna bizim eshabımız zayi buldular. Fin necasat, necasetlerde elleti tekavu fil abar kuyulara düşen necasetler hakkında bu mezhebe zahip oldular. وَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ bunlar için caiz olmadı. اَنْ يُخَالِفُوهَا bu rivayetlere muhalefet edeler. Bu kadar rivayet geldikten sonra buna muhalefet etme caiz olmadı. لَاَنَّهُ لَمْ يُرْوَ اَنْ اَحَدٍ خِلَافُهَا hiçbir kimseden bunların hilafı rivayet edilmedi. Öyleyse nakledilmedi. Buna zahip oldular. Şimdi burada bir sual geliyor. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ bir adam sorsa dese ki فَاَنْتُمْ قَدْ جَعَلْتُمْ مَا الْب۪يرِ نَجِسَ siz kuyunun suyunu necis kıldınız. بِبُقُعُنْ نَجَاسَتِ نَجَاسَتِنْ وُقُعُ سَبَب۪يلَ فِيهَا bu kuyuya, kuyuya necaset düştü mi? Necis oldu diyorsunuz. فَكَانَ يَنْبَغِي öyleyse layıktır ki اَنَّا تَبْصُرَ تِلْكَ الْب۪يرُ وَبَدَ bu kuyu ebeden temiz olmaya, bu lazım gelir size. لَنَّ حِيْتَانَهَا kuyunun divarları kat teşerrebet zalike el ma'en necis o necis suyu içti ve istekenne fiha orada yerleşti fe kâne yenbeği en tutam öyleyse ne lazımdır fe kâne yenbeği layık oldu ki en tutamme o kuyu körlatıla o doldurula daha ondan hiçbir şey su mu da alınmıyor çünkü su, o su necis oldu mi? Divarlarda necis oldu. Kuyunun divarlarını yıkaması da müşkil olur. O kuyu körlansın. Bu lazım gelir size. Böyle bir sual sorarsa. قِيلَ لَهُ bana denilir ki لَمْ تُرَ görülmedi الْعَادَاتُ عَادَتْ جَرَتْ عَلَى هَذَا bir kuyu necis olursa o kapatılır diye böyle bir adet görülmedi. قَدْ فَعَلَ قَدْ فَعَلَ Abdullah ibn-i Zübeyir مَا زَكَرْنَا فِي زَمْزَمْ Abdullah ibn-i Zübeyir zemzem hakkında yaptığını biliyoruz. Ki yaptı, ne yaptı? Hazreti Eshab-ı Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem Eshab-ı Kiram'ın huzurunda zemzeme bir adam düştü, öldü. O kuyuyu kapatmadı. Belki suyunu çıkardı. فَلَمْ يُنْكِرُوا ذَٰلِكَ عَلَيْهِ onun suyunu çıkardıktan sonra da bu temizlendi dedi. Hiçbir kimse de bunu inkar etmedi. وَلَا أَنْكَرَهُ مَنْ بَعْدَهُمْ ondan sonra gelenler de bunu inkar etmediler. وَلَا رَأَ أَحَدٌ مِنْهُمْ onlardan hiçbir kimse görmedi. نَيْ تَمَّهَا kuyunun kapatıldığını. وَقَدْ اَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz emreyledi. Fil ina illezi kad necis necis olan bir kap hakkında min velu'l kelbi fihi kelp bir kabı yalarsa onun necis o kelbin yalamasıyla necis olan o kap hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emriyle de en yusele yıkar kabı kaldırat artık o necis oldu demedi yıkanmasını emretti velem yemr emretmedi ben yükşere o kap kırılsın da atılsın demedi وَقَدْ شَرِبَ مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ halbuki o necis olan sudan o kaba tesir ettiydi. Onu kırın atın demedi ya yıkansın. Yıkansın tamam kuyuların da o necis olan suyu çıkardın mı yahut da müeyyen kova miktarınca çıkardın mı yeniden gelen su onu yıkadı demektir. فَكَمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِكَسْرِ ذَٰلِكِ بِكَسْرِ ذَٰلِكَ الْاِنَا o çanağın kırılmasını emrolunmadığı gibi فَكَذَٰلِكِ لَا يُؤْمَرُ emrolunmaz بِتَمِّ تِلْكَ الْب۪يرِ o kuyunun kapanmasıyla da emrolunmaz. Bunun cevabı da bu. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ yok bir adam dese ki فَاِنَّا قَدْ رَيْنَا الْاِنَاءَ يُغْسَلْ فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ
bir sual eden sual etse ki فَاِنَّا قَدْ رَئَيْنَ الْاِلٰهَ biz çanağı gördük ki yuhselu yıkanır. Yani Resulullah Efendimiz öyle emretti ki bir çanak necis olursa yıkayın. E bu gün böyle gördük. Öyleyse فَلِمَ لَا كَانَتِ الْب۪يرُ كَذَلِكَ kuyun için böyle olmuyor. Kuyu da yıkansın. قِيلَ لَهُ ona cevaben denilir ki اِنَّ الْب۪يرَ kuyu la yustata'u gasluha onu yıkamak mümkün değildir. لَنَّ مَا يُغْسَلُ بِهِ o kuyuda yıkanan bir su, o kuyu yıkayacak bir su yerci'u fiha gene kuyuya düşer. Kuyunun suyunu çıkardık duvarlarını yıkamak için yıkayacaksan gene kuyunun içine düşecek. وَلَيْسَتْ كَلْاِنَا اِلَّذ۪ي o bir çanak gibi olmadı ki yuhraku minhu o çanaktan dökülür ma yuhsalu bihi bu yıkanılan su çanağı yıkarsan suyu dışarı dökersin. E kuyu basit bir şey değil ki elini alasan da kuyuyu yıkayasan dışarıyı dökesin. Felemma kanetil biru mimma la yustata'u gasluha vaktaki kuyunun yıkanması mümkün olmadı vakat sebete taharetuha fi halimma herhangi bir halde de onun tahareti sabit oldu. Nasıl tahareti? Yani o kuyunun içerisindeki su çıkarılırsa işte temiz oldu demektir. Evet. Kendisini yıkamak mümkün değil. Fakat onun tahareti başka bir hal ile sabit oluyor. O da ne? O kuyudan ya müeyyen kova su çıkarılacak ya o tepsi çıkarılacak. İşte o halde sabit oldu onun tahareti. Ve kâne küllün halbuki her iki taraf da oldu. Ve kâne kullu men evcebe necâseteha o kuyunun necasetini vasip kılan her bir kimse de oldu bir kuyun necaseti fiha kuyuya necaset düşmek sebebiyle necis olduysa her iki taraf da onun necis olduğunu hükmettiği halde onlar oldular. Ve kad evcebe tahareteha binesiha onun taharetini nesile kuyunun çıkarmasıyla vacip kıldılar. Ve inlem yunzeh ne kadar çıkarılmadı ise de ma fiha o kuyuda olan şey min tînin çamurda. Her iki taraf da diyorlar ki bir kuyu necis olursa ona necaset düşerse o kuyuyu temizlemek de vacip olursa ve onun içerisinden çamırı da çıkarmak mümkün değil. Ve bunu da bunlar illa çamırı da çıkarılsın demediler. فَلَمَّا كَانَ بَقَاءُ طِينِهَا ف۪يهَا vaktaki o kuyunun içinde onun çamırının bekası oldu. لَا يُوْجِبُ نَجَاسَةَ مَا يَطْرَعُ ف۪يهَا مِنَ الْمَاءِ o necis olan çamırın üzerine sonradan gelen suyun necasetini icap etmez oldu. وَاِنْ كَانَ يَتْرِي عَلَى ذَٰلِكَ الْت۪ينَ o necis olan çamura o su gelip cereyan ettiği halde o su, her iki tarafta diyorlar ki necis olan su aşağısındaki çamırı da necis etti. Fakat o kuyunun suyu çıkarılırsa, sonradan gelen su o necisli çamura isabet ederse necis olmaz dediler. Ve inkâne yecrâle zâlikettin dedi ki o çamur üzerine o yeni gelen su cereyan etse bile o necis olmaz. Kâne izen bu takdirde oldu mâ beyne hîtâniha onun divarları oldu. Ehra en la yendüse. Necis olmamak daha layık oldu. Sen diyorsun ki kuyunun divarları yıkansın. Halbuki sen de bizim gibi diyorsun ki kuyu necis olursa, onun suyu çıkarılırsa, altında kalan çamurlar necis olduğu halde sonradan gelen su necis olmaz diyorsun. E duvarları evla bitterik. Ve lev kâne zâlik mehûze min tarîkin nezer. Eğer bu nazar terikiyle alınsaydı, yani kıyasla alınsaydı, kıyasa baksaydık, lema tahuret o kuyu temiz olmazdı. Hatta tuğsele hitanuha onun divarları yıkanmadıkça ve yuhraca tînuha onun çamrı da oradan çıkarılmadıkça ve yuhfere yeniden kazılmadıkça altı da kazılmadıkça temiz olmaması lazım gelirdi. Kıyas bunu icap ederdi. فَلَمَّا اَجْمَعُوا وَقْتَكِ فُقَهَا اِجْمَعَ اِلَدِلَرْ ulema اَنَّ نَسْحَ تِينِهَا onun çamırının çıkarılması
ve hafraha okuyu altını yeniden eşmesi gayru vacibin vacip değildir diye icma eylediler. Kâne gaslu hitâniha öyleyse o kuyunun divarlarını gasli oldu. Ehra daha layık oldu en la yekûne vaciben onu yıkamak vacip olmaması daha layık oldu. Ve hâde kulluhu işte bunların hepsi kavlu Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf ve Muhammed'in rahimehumullah bu icmanın kavli de budur. Evet. Şimdi buraya kadar İmam-ı Tahavi bir suya necis düşerse nasıl temizlenir onu beyan etti. Yani hulasesi şu oluyor ki necis düşerse su az olursa su necis olur. İster evsafi selasesi değişsin ister değişmesin. Su az olursa ve su akmazsa az necis olsa da o suyu murdar eder. Yok, su akarsa necis oradaysa, necisin üzerinden akar gidiyorsa o su da az ise o necis, o su da necis olur. Yani necaset çok, su az, o da necis olur. Yok, su çok, necaset az. O akan su onu temizler. İlla ki evsaf-ı selasesinden birisi tegayyür ederse o başka. Akan su da olsa bakarsa necisin üzerinden geçiyor. Aşağıda evsaf-ı selasesinden birisi değişmiş. Bu necistir. Yok değişmemiş. Necisin üzerinden aksa geçse bile evsaf-ı selasesinden birisi değişmedikçe sumurlar olmaz.